Bunları hak etmedim ben ama ya. Yağmur hak ettiği sevgiyi nasıl, neden alamıyor? Kaynanamdan dolayı. Eski gelinini tuttuğundan dolayı. Karı koca canlı yayında hesaplaştı. Dün akşam biz konuştuk. Oraya gel dedi, elinden tutayım diyen bir insan bugün yaptığı işe bak. Canlı yayında açıklasın ya, bakayım bakalım. Beyefendiciğim, tamam, ben benim şunu... anlamak. Benim anlamak olmasa buraya gelmez. Kapatacağım yayını. Kapatma. Gidim de ben de abla. Kapatamazsın. Kimse de karışamaz. Barışmak mı yoksa boşanmak mı istiyorlar? Ben Yağmur'u seviyorum. Abla lanet olsun be. Şu an elimde fotoğrafı da var. Fotoğrafı mı? Yapmakla o fotoğrafı da yakıyorum. Yağmur. Kes. Yağmur, bir şey söyleyeceğim Söz. Sana. Konuşma. Yağmur. Konuşma gel. Yürek bugün canlı yayında olacak. Yer yerinden oynayacak. Bir haftalık damat Ramazan karısından kaçtı. Zerda geri dön diye kocasına yalvardı. Buraya gelmesini istiyorum hesapla ben. Yani tekrar evine devam mı etmek istiyorsun? Evet, onun için size geldim. Siz birleştirirsiniz diye. Ya başaramazsam? Başarırsınız hesapla. Ben size güveniyorum, seviyorum sizi. İki haftan bir hafta sonra kayıklara karışan Ramazan, yeni gelin Zerda ile yüzleşmeye stüdyoya geliyor. Ramazan, seni çok seviyorum. Geri gel lütfen. Hak etmedim ben ama ya. Yağmur hak ettiği sevgiyi nasıl, neden alamıyor? Kaynanamdan dolayı. Eski gelinini tuttuğundan dolayı. Kayınvalidem yuvamı yıkıyor, kocam Cüneyt buna müsaade ediyor dedi. Annesinin söylediklerinden dolayı kocanla kavga ediyor muydun? Ediyordum. Karı koca canlı yayında hesaplaştı. İzleyenlerin ağzı açık kaldı. Cüneyt Gündoğdu, merhaba. Ben barışmak istiyordum dün akşama kadar. 6 ay 13 gün bak. Ben beklemişim, bu saatten sonra da beklemeye niyetim yok. Arkamda mı buldun? Niye gelmedin? Dün akşam biz konuştuk. Oraya gel dedi, elinden tutayım diyen bir insan bugün yaptığı işe bak. Canlı yayında açıklasın ya, bakayım bakalım. Beyefendiciğim, tamam, ben benim şunu... Benim anlamak olmasa buraya gelmez. Sevgi ve öfkeyi bir arada yaşayan Yağmur ve Cüneyt çiftinin arasına aileleri mi girdi? Ben oraya geldiğinde barışacağız mı? Ailen arkamda durursa, benim ailem arkamda durursa tabii ki de. Bunu yapabilir abla, mi? Abla kapatacağım yayını. Kapatma. Gidelim de ben de abla. Rica ediyorum. Ben bu telefonu kapatırım. Hayır, kapatamazsın. Kimse de karışamaz. Barışmak mı yoksa boşanmak mı istiyorlar? Ben Yağmur'u seviyorum. Abla lanet olsun be. Şu an elimde fotoğrafı da var. Fotoğrafı mı? Yapmakla o fotoğrafı da yakıyorum. Yağmur. Kes. Yağmur, bir şey söyleyeceğim Söz. Sana. Konuşma. Yağmur. Konuşma gel. Yürek bugün canlı yayında olacak. Yer yerinden oynayacak. Bir haftalık damat Ramazan karısından kaçtı. Zerda geri dön diye kocasına yalvardı. Buraya gelmesini istiyorum hesapla ben. Yani tekrar evine devam mı etmek istiyorsun? Evet, onun için size geldim. Siz birleştirirsiniz diye. Ya başaramazsam? Başarırsınız hesapla. Ben size güveniyorum, seviyorum sizi. İki haftan bir hafta sonra kayıklara karışan Ramazan, yeni gelin Zerda ile yüzleşmeye stüdyoya geliyor. Ramazan, seni çok seviyorum. Geri gel lütfen. 44 yaş küçük Fadime'yi Alzheimer hastası karısının yanına kuma olarak aldı. Arada tam 44 yaş fark var. Ben evliyim. Karım öldü dedin lan. Bir de üzerine çocuk yaptı. Bebeğiniz olacağı için. Olay sevindiniz mi? Elbette. Yani sevinilir. Karnında bebeğiyle ortada kalan Fadime isyan etti. Yayına bağlananların anlattıkları kan dondurdu. 20 milyar para ödüyor kızımla kendini tanıştıran ama üstüne bastırarak sansürlü gelmiş olsun. 19 yaşında kızlara sarkıntılık yapıyor, bebeğin çocuklarıma da yaptı. Genç kızları ağına düşürüp istismar ettiği iddia edilen Sebati canlı yayında. Annesi de babası da istemedi. Doğar doğmaz Hatice teyzenin kucağına verdi. Bana yaşamı veren benim torunum oldu. Beni ondan koparmasın Allah'ım inşallah. 5 yıldır torunu bildiği çocuğa gözü gibi baktı. Hatice Kalın'ın oğlu Recep Sarıca bundan 6 yıl önce Seher Kaya isminde bir kişiyle bir birliktelik yaşıyor. Oğlum geldi dedi ki, anne sana bir müjdem var. İstemediğin gelin Seher dedi, hamileymiş dedi. Hı hı. Bak o an... Torun sevgisi düştü gönlüme. Bir doktor raporuyla hayatının şokunu yaşadı. Seher başka bir hayat kurdu. Oğlumla oğlum başka bir hayat kurmuş. Kurdu. Asıl hikaye sevgili seyirciler bundan sonra başlıyor. Tedavisinde oğluma doktor çocuğun olmaz raporu vermiş. Cümle alem duysun benim oğlum. Benim çıkarsa ben uğruna
çifte kurban kesip benim yavrumu yaradanım bana nasip etti diye. Benim olsa da benim, benim değilse de benim o evladım. O benim yaşam dünyam, o benim her şeyim. Peki 5 yaşındaki çocuk Hatice teyzenin biyolojik torunu mu? DNA testi yapılacak, gerçekler ortaya çıkacak. Lanet olsun sizin hepinize, kardeş mi? Karınbaş mı? Lanet olsun size. Kardeşim Gülizar insanları evlilik vaadiyle dolandırıyor dedi. Ben buna bu işleri yapma kızım dedim. Bunlar güzel bir şey değil dedim. Bak gerçekten sinirlerin çok boşalıyor ya. Annem borcum varsa dedim. Aha kolumda bileziklerim var dedim. Vereyim dedim. Bozdur dedim. İşini gör. Getirirsin dedim. 9. ayda yapacağım abla. Şu anda da bilezikleri var ya, aldım abla diyor, 8 tane yapacağım diyor, seninkileri getireceğim diyor, 3 sene oldu. Altınlarımı aldı, beni de mağdur etti diyen gözü yaşlı Leyla Hanım'ın anlatacaklarına şoke olacaksınız. Olmaz olsun senin gibi kardeş. Buraya geleceksin ya da göndereceksin, ben bunları almadan gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz. Gönlümün sultanısın. Sen başımın tacısın, tutunacak dalımsın, canımsın, canımsın. Gönlümün sultanısın, sen başımın tacısın, tutunacak dalımsın, canımsın, canımsın, kanımsın, canımsın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından, Esra Erol'da programından tüm kıymetli seyircilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler de stüdyoma nerelerden geldiyseniz hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hendek grubu mu geldi? Malta'dan mı? Hoş geldiniz. Ne kadardır Malta'da yaşıyorsunuz? Yani Volkan yaklaşık 20 senedir falan. Benim biraz daha yeni 3 senedir falan oradayım. Volkan neyiniz oluyor? Erkek arkadaşım oluyor. Biraz utandırdınız şu an. Bilmiyor muydun? Yok biliyordum da yani şu an biraz canlı yayın stresi falan. Peki 3 yıldır mı? Yani işte bir senemiz bitti, yeni tanıştık bir daha sene sayılır. Ama nerede tanıştınız? Malta'da tanıştık. Malta'da siz niçin gittiniz? Hani bir kursa dil, ya da... Dil okuluyla beraber gitmiştim, evet. Evet. Ne kadar ailen gönderdi seni Malta'ya. Evet, evet. Dil öğren diye. Sen Türkçeyi iyileştirip geri döndün herhalde. Evet, biraz da yok İngilizcem de ya şu an. Ya bu öyle bir şey var ya, sen çocuğu gönderiyorsun dil öğrenmeye. Yok. Kendi Türklerle arkadaşlık yapıyor, geri dönüyor. Halbuki oradaki amaç ne? Yo, İngilizcem şu an iyi Esra. İyi maşallah, konuda, tebrik ederim. Yok. Bu arada çok ufak bir şey söylemek tabii istiyorum. Ben resmen sizinle büyüdüm. Beni anneanneyle dede büyüttü ve biz de her akşam size çıktınız. Şu hayattalar böyle karşınızda çok şey oldum, titri yani heyecanlandım açıkçası. Sizi görmek bizim için çok büyük bir şeref. Uzun bir yoldan geldik gerçekten. Çiçeklerimiz bu arada. Anneanneyle dede hayatta mı? Dedem vefat etti ama anneannem, hatta buradan Emine ismi, ona çok selamlarımı söylüyorum. Ben de sevgiler gönderiyorum. Kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. Ne güzel ama yani bu cümle gelecekti, biliyorduk biz. Seninle büyüdüm. Doğru, 14 yıl var neredeyse. Değil mi? İyi çok büyüyün. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, mutluluklar diliyorum. Beyefendi de Fenerbahçeli. Siz hangi takımlısınız? Ben Beşiktaşlıyım. Allah, Ali ile benim gibi bunlar. Şahane, mutluluklar diliyorum. Hoş geldiniz. Çiçekler için de tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler, konuklarımızı davet edeceğiz. Enerjiyle başladık programa. Leyla Toğrul gelecek. Kız kardeşine kırgın, dargın. Şimdi aile içerisinde insanlar
anlaşmak zorunda değiller. Ama o aile içerisindeki o uyum, o birlik ve beraberlik duygusu anlaşamasanız bile sizin o aileyi temsil etme gücünüz de belirliyor ya. Yani senin o içinde kalıyor. Fakat Leyla ablanın sanırım 6 kardeşi var. 6 da ayrı dallara gitmiş. Kız kardeşine sistem ediyor iddialarıyla geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben de teşekkür ediyorum. Nereden emeklisiniz? Emekli değilim. Ev hanımıyım. Ev hanımısınız. Böyle bir eğitimci havanız vardı o yüzden. Ama tabii insan hayat eğitiyor işte böyle. Hayat eğitiyor. Evet. İnsan anlayana kadar sınavı devam edermiş. Beni gerçekten evet. Çok etkiledi bu evet. Sözle. Bu arada sizin çok özür dilerim, çok güzelsin. Teşekkür ederim, çok sağ güzelsin. Olun. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Sevdiğiniz için öyle görüyorsunuz. Evet. Sizin sınavınız nerede hayatta, o veremediğiniz? Benim sınıfım ne biliyor musun Esra Hanım? İnsanlara iyi davranmak. Çocuklarımı eğittiğim gibi, anlatabiliyor muyum? 4 tane evladımı pırlanta gibi eğittiğim gibi, kardeşime de kucak açmak. Böyle oldu. Anlatabiliyor muyum? Yapma dediğin her şeyi yapıyorlar ya. Bir yerden sonra artık diyorsun ki ben yardım edeyim de memleketin haline baksana. Kadın cinayetleri, her şeyler oluyor. Diyorum ki yani yapmasın. Günah, ayıp. Bize yakışan bir şey değil. Annemiz babamız öldü. Herkes ama ne diyeyim, lanet olsun. Lanet olsun. Benim hiç okuma yazmam yok. Hiç yok. Okula gidemedim. Anne baba yoktu, çocuktum. Geldim Çanakkale'ye kaldım. 4 tane evladım yetiştirdim. Nerede öğretmen varsa ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Hastaneye gidiyorum. Çok teşekkür ederim, herkes yardımcı oluyor. Nereye gidersem gideyim. Ya otobüse biniyorum, denize gidiyorum, o canım hoş geldin diyorlar. Değilim ama öyle. Hayat öğretmeni. Evet, öyle. Kızlarıma diyorum ki anneciğim yalan söylemeyin, haram yemeyin, eşinizle mutlu olun. Kötü gününüzde fin katarken iyisiniz de, yani iyi gününüzde pardon, iyi gününüzde, kötü günde mi beni arıyorsunuz? Satmıyorsa, savmıyorsa, dövmüyorsa, sövmüyorsa oturacaksın, tercihin o. Ama yetişkinlerin kendi kararları var ya. Ama şöyle, bazıları da çok şımarıyor Esra Hanım. Anlatabiliyor muyum? Çocuklarınızdan bahsediyorsunuz yani, değil mi? Her biz ben bile genel değerlendirme yapıyorsunuz. Anladın mı? Bazıları da öyle Esra Hanım. Şimdi kardeşime gelince. Onu soracağım. Programa neden, niçin ve hangi konuyla başvuruda bulundunuz? Şimdi ben kardeşime, kardeş demeyeyim de işte anamın doğurduğu bir kız. Buna dedim ki kızım bu konular iyi değil, yapma, etme, hep söylerdim zaten ama uzak durmaya çalıştım hep. Anlatabiliyor muyum? Siz bütün ailenizden uzak durmaya çalışmışsınız. Hepsinden. Allah'ım ne ölüme, ne dirime, ne cenazeme hiçbir şeyime istemiyorum. Altı kardeşsiniz. Evet. Altısı ya yani beşiyle de mi böylesiniz? Hepsinle anam, hepsinle. Ben bu dünyada ne yaşadıysam, tamam mı? Yani bilmiyorum da ailemin yüzünden yaşadım. Neden de? Yalancılık var, dolandırıcılık var, çalışmamazlık var, eşek gibi yatmak var, affedersin. Bu ne ya? İnsan gücünle. Geliyorsun Lapseki'ye, gidiyorsun Güzel. Ben de MR'dan geliyorum bakın. MR'dan geliyorum. Hı hı. Abla evlenmişsin, hayırlı olsun. Hastaymışsın, geçmiş olsun. Eyvallah, güzel. Bu sefer diyorum ki kızım bak, ben görüşmek istemiyorum diyorum. Kapatıyorum telefonu. Kız kardeşinize. Kız kardeşime. Yazlığa gidiyorum evime. Evime yazlığa gittiğim zaman ertesi gün oluyor, yataktan kalkıyorum, gelinim var. Gelinim bana diyor ki anne, telefonun çalıyor. Bakıyorum, abla beni kurtar. Kız ne oldu? İşte benim bulunduğum yerde sobalar devrildi, çocuklar yandı, bilmem ne oldu.
Niye çocuklar yanıyor? Sen ne yapıyorsun orada? Sen benim evime gel, evime. Bana gel. Diyor ki evdekilere. Ablam hastaymış, ablama gidiyorum. Yalan. Ayvacığı geliyor adam kandırma. Tamam mı? Vahşekiye geliyor alkol alma. Bir de benim kızıma diyormuş, annen benim gibi kalitesiz. Ben kalitesiz miyim Müge Hanım? Pardon Esra Hanım. Hiç fark etmez. Kalitesiz miyim? Çıplak mıyım şu arada şurada? Kalite nedir? Kalite nedir? Yani dürüstlük, iyi giyinmek midir? Marka çanta takmak mıdır? Efendim etrafınızın her tarafında logolar olması mıdır? Yani eğer görüntüyle bir kalite olacaksa hepimiz giyinelim dolaşalım. Ya, ama ağzınızdan çıkan sözcüğün bak şimdi, anlamı yoksa dünyanın ne giyerseniz giyin kalitesiz. Senin de Allah'ın var, benim de Allah'ım var. Terbiyesiz insan. Leyla abla dur, kavga etme. Kendi kendine kavga ediyorsun geldiğinden beri. Bekle. Altı kardeşsin, hiç kardeşlerinle anlaşamıyorsun. Anlaşmıyorum, istemiyorum. Kaç yıllık evlisin? Ben mi? Evet. Ben çocuklarımın babasından ayrıldım 17 sene sonra. Tamam. Ondan tekrar sonra, evlendin. Evet, ondan sonra çocuklarımı büyüttüm, yetiştirdim. Çocukların aran iyi mi? Ayıp et. Esra Hanım. Onlar benim bir tanem ya. Peki. Ben bir anneyim. Ben büyüyünceye kadar küçüğü, hasta yıkan iyiyi, yani iyileşmesini bekleyeni, ölünceye kadar hepsini. Hepsini maşallah. Ama benim 4-3 kızım var ama bir tane de gelinim var, o da 4. kızım. Onunla beraber yaşıyorsunuz. Evet. Mutluluklar dilerim. Bu arada eşimi de çok seviyorum. Bu Gülizar isimli kardeşinizle aranızda problemler var. Evet. Bu problemler nasıl başladı? Bu problemler nasıl başladı? Vallahi ben hep kaçtım bunlardan. Çanakkale'ye bir geldim. Annem hasta dediler. Annemin bir tekmesini ödeyemem diye anneme bakmaya gittim. Hastaneye. Annem baktım. Helallaştım. Annemi bıraktım geldim Esra Hanım. Arkamdan annem öldü. Ben gidemedim. Gidemedim çünkü her zaman Çanakkale, Samsun bulunmuyor. Para yani. Bir de ben tokatçılık bilmediğim için öyle. Anladın mı? Yapamıyorum. Kimseden de isteyemiyorum. Kim bu tokatçılığı yapıyor? İşte o yapıyor bak oradaki. Bu sizin iddianız. Ondan sonra tuttum, ondan sonra babam rahatsızlandı. Gidin babama da bakayım. Babalık hakkını alayım. Gittim ona da. Ondan sonra bir daha yok. Abla benim evime gel. Abla evime gel. Abla evime gel. Evine gelene rahat vermiyorsun ki, nereye geleyim evine? He? Benim kızım gitti evine, bir çamaşırına makinesine çamaşır bile attırmamış. Bir ev onda var. Nereye gideyim evine? Evime geldi, bileziklerimi aldı gitti. Evine gitsem neyim alacak? O olay nasıl başladı? Kardeşinizin bir dönem cezaevinde olduğunu siz iddia etmişsiniz. Mülakatta böyle yazdığı için aktarıyorum. Sonra sizin yanınıza geliyor ve siz hani ilk kez abla kardeş olmaya karar veriyorsunuz beraber. Evet. Sizin yanınızda kalıyor. Şimdi anlamadım Esra Hanım. Benim kafa anlatacağım şeylere gidiyor bak. Hayır şunu merak ediyorum. Şimdi kardeşinizle aranızda problemler varmış ama bundan 3 yıl önce tekrar bir abla kardeş ilişkisi kurmaya karar vermişsiniz. Tamam. Kardeşinizin geçmişte zor bir hayatı olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu sizin söyleminiz olduğu için buradan okudum. Kardeşiniz sizin yanınıza geliyor. Tamam. Sonraki süreç nasıl başlıyor? Ya kardeşim benim yanıma geliyor ya. Benden altınları alıyor ya, gidiyor ya. Ondan sonra hep abla 9. ayın diyor, birinde diyor. Nasıl bunu talep etti? Yani zor durumda mıydı, ihtiyacı mı vardı? Ben anladım kızım bunu, tamam mı, bu işleri yaptığını. Yapma kızım dedim. Böyle şeyler ya bize yakışmaz dedim. Abla dedi cezaevinden çıktım dedi, ne yapabilirim dedi. Borcum çok dedi. Biliyor musun, bilmiyorum. Gerçekte girdi mi cezaevine? Girdi kız, girdi girmez Emin mi? Emin misin kız bundan? Kız girdi, babamın başındayken ben kadın cezaevindeydi. Ablamın oğluna dedim ki niye girmiş dedim. Ablamın gelini dedi ki tezoş dedi, fuhuştan girmiş dedi. Bomba yakalatmış dedi. Bilemiyoruz. Böyle dedi. Ben de ellerini söylüyorum kızım, yalan söylemiyorum. Ondan sonra ben hiç alaka olmadan geldim. Ben buna sadece söylediğim bir şey vardı, tamam mı? Kızım borcun varsa dedim, ben ödeyeyim dedim, ablacığım dedim. Ben ödeyeyim derken ben de yardım edeyim. Çorbada tuzum olsun. Ama kadın 9. ayda ödeyecek, 3 sene oldu. 3 seneden beri beni oyalıyor.
Ondan sonra da takmış bana bilezikleri. Adamın bir Esra'nın bir şey anlatabilir miyim? Tabii. Bak şimdi. Bıraktım sizi. Bak vallahi bırak bana ya. Ben çok doluyum 3 seneden beri. Bak şimdi Esra'nın bana dediği ne biliyor musun? Abla keşke diyor bu işi diyor daha önceden yapaydım. Kızım ne işiymiş o? Ben diyor kapanıyorum. Tamam mı? Parka gidiyormuş. Bak parka giden insan beni vallahi bağlansın buraya. Babası terlemiş. Tamam mı? Adam evlenecek ya, karı alacak ya. Babası terlemiş. Gitmiş babacığım demiş. Silmiş. Şey yapmış babayı. Temizlemiş. Baba demiş ki oğlum ne olur demiş bunu bırakmayalım. Biz bunu alalım. Kardeşimin demiş evi var demiş sanayide demiş. Şeyi arabayı demiş oraya bırakalım demiş. Adam da onu götürüyor sanayiye, tamam mı? Bir de geri geliyor, orada yok ya kimse, yalan ya. Benim diyor bir valizim var diyor kardeşimin evinde diyor. Ben diyor kardeşimin evinden diyor valizimi alayım diyor. Sen de diyor babayı al diyor şeyden diyor. Anladın mı? Parktan diyor. Yalnız diyor polisler var arkada diyor. Polisler diyor durdurur bizi diyor. Ben diyor acık ileri yanaşayım, sen oraya gel diyor. Kime diyor? Adama diyor, tokatladığı adama. Adam da bu sefer ne yapıyor biliyor musun? Babayı almaya iniyor şeye, Esra Hanım. Babayı almaya iniyor parka. O da polislerden acık ileri gidecek, alacak adamın evine gidecekler ya. Gidiyor. Adam bir de babayı alıyor, geliyor, bakıyor ki... Anlayan anladı Esra Hanım. Yani adamı tokatlıyor orada. İki tane bileziği aldırıyor, taktırıyor koluna. Adam parktan baba alacak. Anlatabiliyor mu? Bir de bakıyor ki babayı, babayla oğlan gelecek arabaya binecek ya. Yok karı nerede? Gitti. Bileziklerden sonra kaçıyor. Oo. İddianız bu yönde. O iddiam değil, gerçek bu. Bana anlattı bunu. Telefonda bana anlattı. E kızım ne oldu o insan dedim. Ne yapayım abla dedi ya. Kardeşiyle alacak verecekli olur mu? Yani borçlu olur mu? Ya da bu kadar düşman olur mu? Ben de biraz önce onu soracaktım da. Siz böyle anlatırken ben ağzı açık dinliyorum. Yani ben şahsen kardeşime böyle bir şey yapamam. Yani bu kadar aranızdaki sorun, kardeşinizi gelip 80 milyonun önünde anlatacak kadar, ifşa edecek kadar bu kadar düşmanlığınız ve kininiz nedir, çok merak ediyorum. Düşmanlığım, kinim nedir mi canımın içi? Evet. İşte bu. Ben elimin emeğinden kazanıyorum. O haybiden geçiniyor. Ondan sonra da beni aşağılıyor. Neden burası? Neden burası? Defalarca söyledim. Defalarca söyledim. Getir dedim. Bakın hanımefendi, benim kızım miyastina granis hastalığına yakalandı. Anlatabiliyor muyum? Miyastina granis. Kas hastalığı. Çocuğum yoğun bakımda. Uyuttular çocuğumu. Yok elim de avucumda. Ne yapabilirim? Siz zor durumdasınız. Zor durumdayım. Bir tane. Şu anda kardeşinize dedim. İhtiyacınız var. Evet. Yanımda dur, yanıma gel dedim. Nasıl geleyim? Babam dedi ya. Nasıl geleyim dedi. Yavrum dedim, ben senden borç paramı istemiyorum dedim. Hani ben senden dedim borç para istemiyorum. Paramı istiyorum dedim. Anlatabiliyor muyum? Telefonlar kapandı. Engellendim ben. Bu muydu kardeşlik? En son ne zaman görüştünüz kardeşinizle? Bundan 25 gün önce, hemen hemen 25 gün önce işte telefonlarımı kapattı. Hı? Kapattı. 25 güne kadar telefonlarımı bakıyordu. Ne? O son konuşma, 25 gün önceki telefon görüşmesi, i̇şte ne bunu, görüştünüz? Kızım dedim, çocuğum çok rahatsız. Kızım dedim, çocuğum çok rahatsız bak. Ya bana diyorlar ki Cerrahpaşa'dan doktor bul, hoca bul. Bulamıyorum. Ya ben Sağlık Bakanlıklarına bağlanmaya çalışıyorum. Bir tek ilaç 100 milyar. Tarlam yok, satamıyorum. Emekli maaşım zaten 7000 lira yetmiyor. Ne yapabilirim? Kardeşim dedim, Allah'lığına istemiyorum dedim. Şartlarını zorla, elinde ne varsa. Ondan sonra kızlarıma diyor ki dengesiz, ben diyor dengesiz. Ben diyor bana ileniyor. Niye ilenmeyeyim ya? Benim evladım ya, evladım. Evladım Esra Hanım. İnsan evladı için her şeyi yapar. Yani bana bu dünyayı, gökyüzünü versinler. Çocuklarımın hiçbirinin dırnağına değişmem. Gülizar Hanım merhaba.
Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. O resimleri lütfen kapatır mısınız? Tabii kaldırır ki. Kaldırır mısınız? Rica ediyorum. Tabii Yerin ki. Ablanız şimdi burada. Hiç konuşmasın. Lütfen sesini beni duymak dinlesin istemiyorum. Diyorsunuz. Ben konuşmak istiyorum. Bütün konuştukların hepsini ben bir saattir yaklaşık dinliyorum. Şimdi bu sene 97'de Samsun'a bana gıcıklığı, az önce bir bayan oradan sordu ya, kardeşinize gıcıklığınız ne? Bu kadar hani bu kadar ne? Hani öfke. Sen şimdi sene 97'yi bile boş ver, Şimdi ben bak, sen konuştunuz. Leyla Hanım, istemiyorum. Şimdi siz iddialarınızı dile getirdiniz. Ya alın, hayır, hayır. Ya alın sesini ya ben kapatayım. Şimdi bak Esra bir dakika Gülüzer Hanım. Bir dakika. Şimdi siz biraz önce oturdunuz tek başınıza sakin sakin anlattınız. Evet, evet bırakın, ben de dinledim. Gülüzer de söz hakkını ve cevap hakkını kullanıyor. Evet, o da lütfen kendini anlatsın. Buyurun. Lütfen. Sene 97'de bana az önceki şeyi vereceğim. Önce o bayanın cevabı vereceğim. Bir bayan çok güzel bir soru sordu ona. Kardeşinize bu kadar nefretiniz nedir diye. Sene 97'de kocasını ve 4 tane küçücük yavrusunu bırakıp Samsun'a kaçtığında Bafra'da oturuyordu rahmetli annemle. Kaçtığında yanında kendinden belki 10 yaş belki 15 yaş küçük bir genç beyle kaçtı. Ve ben bunu dövdüm gönderdim. İşin gerçeği bu. Oradan beri bana sıcık. Gülsün. Sen onu geç, benim geç. Sen ayvacı geldin ya bak. Sen ayvacı geldin. Adamı dolandırmalara geldin. Bütün kardeşlerin bana bir saniye. Bana deliyle ispatlı konuşacaksın. Leyla, Leyla. Sen bana deliyle ispatlı konuşacaksın. Geçmişe bakma sen. Var. Ben bugüne bak. Tamam, bugüne de geleceğim. Bugüne bak, bugüne. Sabırla, sen beni sabırla ödeyeceksin kızım. Peki, bütün sen aile üyelerinin Leyla Hanım'la görüşmeme sebebi nedir? Sesini alır mısınız? Peki. Sesini alır mısınız? Alır mı sesimi benim? Sen benim sesimi kesemeyeceksin. Leyla Hanım ama dinlemek zorundasınız. Ben rica ediyorum. Rica ediyorum. Şimdi 97'de siz o zaman çocukları terk edip başka birine kaçtığını bu olaydan dolayı ailenin tepki gösterdiğini iddia ediyorsunuz. Evet. Sizin de iddianız o yönde, o kabul aile etmiyor. Aile bundan tepki göstermedi. Herkesin kendi özel hayatı dedi aile. Tepki evet gösteren ben oldum. Sen küçük neredeydin o zaman? 4 tane çocuğu oldu. Ankara'da gazinolardaydın o zaman sen. Ben tepki gösterdim. Ben onları yapmadım. Bunu geri gönderdim. Bana az önceki bayanın cevabı bu. Bu evet bayanın sen cevabı. Ankara'da gazinolardaydın evet o zaman. O gün bugün sürer. Evet. Ve ben bu yetmedi. Kocasını da çağırdım. Samsun'da aylarca misafir ettim Bafra'da. Kocasıyla beraber sırf yuvası yıkılmasın diye. Yetmedi. Yuvası yıkılmasın fakirler diye. Bak. Buradan kocaman kamyonlar sardım. Evine elektrik süpürgesinden tutun. Halısına, nevresimine kadar. Evet. Peki Gülüzer Hanım bir şunu tane... Ya geç onları. Bir dakika. Ya. Gülüzer Hanım bunu çok iyi anladım. Sizin aslında öfkeniz o kaçtıktan sonra ona doğru yolu göstermeniz oradan. Evet. Peki bu... onun öfkesi benim öfkem değil Esra Hanım. Burayı peki anlayamıyorsunuz. Bana hayır hayır. Öfkesi. Yani ne bu, öfkem ondan kız dolayı... İstanbul'da. Leyla Hanım. Kız bak Esra Hanım İstanbul'a geldi. Estetik ameliyat oldu. Buradan buraya kadar yardım. Ben seni... bulundu. 3 yıl önce biz tekrar abla kardeş olmaya karar verdik. Bakın bırakın anlatayım. Tabii buyurun. Anlatayım. Bana şu an orada hakaret ediyor. Edemezsiniz onun doğru. Onun yazdığı senaryolara ben asla düşmeyeceğim. Bana en son bakın ben bunu 97'de götürdüğümde 2 tane Adana vurması bileziğimi sattım. O zaman mark vardı. 500 markı da sırf çocukları okula gitsin diye. Büyük kızı şu an hasta olan, kader olan kızı hemşirelik okuyacağım teyze dedi. Beni okutmuyor dedi. Ben o çocuğa her ay para çıkarttım. Çocuğu okuldan almışlar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin evlilik maddeye dolandırıcılık yaptığınızı iddia etti de. O etsin. O kendi Osman Bey diye birini dolandırdı. Onu bana yüklüyor şu an. Çanakkale'de. Dolandırdığı kişiyi. Her neyse. Ay. O önemli değil. Kız Osman önemli Bey diye birini dolandırmadım. Adam evlenmek istedi benden. Taktık oluma boynuma. Dinleyin evet. Çok, mahkemem var arkadaşım. Yeni aldım da. Adalete güvenirim ben. Satılır. Al kardeşim düzenler gibi ben evlenmiyorum bakın, benim dedim. Ona sevdiğim adamdan evlendim. Geç onları. Ben orada yine dedim ki Esra Hanımcığım abla dedim, ama sinir oluyorum ya. Ama geçmiş dinliyor musunuz günleri, Esra Hanım? Bana bak
bana, bakın. Bana bak. Ben de seni dinleyeyim mi? İbrahim Baysal'ın kızı öldü. He. Kızı öldü. Yeni benimki daha kırkı öyleydi. Çıkmadı. Kırkı. Benimki de mi öyleydi? 37 kırkı yaşında çıkmadı. Benim... Benim çocuğum da böyleydi. Sana bütün resimlerimi attım. Ucağımda uyuttum çocuğumu. Ucağımda uyuttum. Entübe ettiler çocuğumu. Leyla Hanım, sakin olun lütfen. Ne dedin bana? Ölüm de bizim için dedin. Leyla Hanım, demedin mi? Evet, alın. Bu sefer bir hanımefendiyle iletişim de kuramıyorum. Şu an kendi dairem satışta. Hayatım, ben harcadıklarımı hiçbir zaman istemediğim halde dedim ki kardeşimizin 1,5 yaşında kızı 3 ay hastanede yattı ve rahmetli oldu. Abla dedim, şu an çocuk da cezaevinde, İbrahim Baysal. Abla dedim, şu an gelin kirada oturuyor. Ve ha, iki çocuğumuz daha var. Ha. Onlara mı bakayım? Yoksa sana mı vereyim? Alırken düşünecektin. 9. aylar geçti. 9. aylar. 27 gram altın alırken için. Bir saniye. Kardeşimizin çocuğu ölmüş. 40 gün olmadı daha. 40'ı dolmadı. Oraya çıkıp da kendini terbiyesizce. Geçen sene evine gittim. Geçen sene evine gittim. Dedi ki enişten de para yok. Yine çıkarttım 1.000 lira verdim. Ondan önce evine gittim. Elektrik süpürgem yok dedi. Gittim elektrik. Ondan abla önce, kardeş aranızdaki... Bundan önce, pardon, bundan önceki kocası öldüğünde ölmemişti daha. Ya aranızdaki para pul mevzu bu. Ben tahsilatçı değilim bir kere ya. Dedim, benim ablama dedim bulaşık makinesi al dedim. Benim sesim açar mısın Esra? 3.000 lira para verdim, gelmedi. Para. Bakın, benim vicdanım rahat olsun Esra Hanım. Leyla vicdanım Hanım, milleti kandırıyor. Kandırmasın, Leyla kandırmasın. Leyla Hanım, Leyla Hanım sadece konuşur, dinlemez. Her ikinize de bir soru soracağım. Şimdi kardeşler arasında lütfen, alacak verecek meselesi, tabii bunu kendi aranızda halledersiniz. Ama buraya evet, gelen sanırım ablanız oluyor Leyla Hanım. Evet, evet. İddiası abla şuydu, toplum açısından da bu önemli bana göre. Benim evet, kardeşim... Evet. Tabii bu iddianın abladan evet, yöneltiliyor olması çok acı. Evlilik vaadiyle insanları dolandırıyor iddiasında bulundu. Evet. Siz de cevap verdiniz. Kendi anlattı. Dediniz kendi ki anlattı. Siz kendi de Osman adında ne güzel bir işmiş dedi. Ya Rabbim dedi. Leyla Hanım. Ben Osman dedi niye yapmamışım dedi böyle misiniz? Yaptı da. Niye yapmamışım ben Leyla bunu Hanım, dedi. Osman adında bir şahısla davalık mısınız? Davalık değilim hanım. Bak az ne oldu? Az önce dediniz ki davalım. Hayır davalık değilim, değilim. E-Devlet'im burada. Evet. Davalık değilim. Bak evet, ne oldu maalesef, biliyor musun? Peki. Adam bana dedi ki evlenmek istiyorum seninle dedi. Tamam dedim. Ondan sonra adam Allah razı olsun daktı, her şeyini daktı. Alapseki de ölmedi. Heh. Evin kapının yanına ondan vardım dedim gitti. Benim etti dedim çoluğum... Ne konuşmayacaksın? Ben konuşurken konuşmayacaksın. Siz de o konuşurken konuşmayacaksınız. Konuşurum ben. Ben ablayım tamam, konuşurum. Yaptığı her şey yanlış. Yanlış. Yakışmıyor. Ondan tamam, sonra dedim ki kardeşim dedim bak. Sen benim çocuklarımı istemiyorsan ben seni istemiyorum dedim. Bakın E-Devlet'im burada. Ona yazdırdım tamam mı? Ziynet eşyalarımı hı, alıyorum diye. Ben de yazdım veriyorum diye. Benim oğlum var aslan gibi. Aslan gibi. Oğluma dedim o ver oğlum. Evet. Hadi. Çocukları katma bari. Adam ne dedi biliyor musun? Cezaevine girip çıktınız mı? Tabii evet, çıktı, girdi çıktı. 11 ay yattım. 11 ay yattınız. Niye yattın kızım? Niye yattın? Yalnız onu hatırlatın. Ben fuhuştan girmedim. Nereden anladım, girdin kızım? Aha. Bana Fatma'nın geline fuhuştan girdiği resimleri gönderdiydi kızım. Ama biz ben bulamadım yani. Niye madem fuhuştan girmedin de Gül Hanımcığım başından mavi niye şeyi... Niye 6 ay yatmadım da 11 ay yattım fuhuştan giren peki, 11 ay yattım. Peki, peki, peki canımın için. Vardı, peki, peki. Dur be, dur. Beni dinle. Dur be. Başına, başına bak, başına, başına aldın böyle şeyi. Tamam mı? Örgü hırkayı. Abağın üstünde hırka şimdi. Ablamın üstünde değil hırka yandı. Terbiyesizlik yapma. Sensin terbiyesiz. Ha. Bana terbiyesiz diyecek tüm insan bunları en son bildiği sensin, halde sizinle sensin terbiyesiz. Leyla Hanım, tüm bunları bildiğiniz evet, halde cezaevine girdi çıktı hangi suçtan filan. O hani o suçunun bildiğini cezaevine girip çıktı suçunun cezasını çekti bildiği halde siz tekrar birbirinize kol kanat giriyorsunuz. Aranızı bozan sadece Gülizar'ın vermiş olduğunuz yok, şeyleri Esra vermemesi Hanım, bak, mi? Ben
ben senin dediğini anlıyorum yavrucuğum. Esra, sen de benim evladımsın. Benim al, benden aldıklarını getirecek zaten. Öyle bir şansı yok. Esra. Yarın da buradayım, bir gün de buradayım, daha bir gün de buradayım. Onları gönderecek. Bir sus kız, bir sus. Ondan sonra bak bunları gönderecek. Ama vicdanım niye rahatsız biliyor musun? Niye rahatsız biliyor musun? Bizim gibi tertemiz insanlar, tut kocam öldü evlenmek yazık istiyorum. Adam bana güvenmiyor. Yazık. Bunların tokatçılığından adam bana güvenmiyor. Peki Vicdanım rahatsız oluyor bir. Şu an evli misiniz? Bana niye yazıklar olacak kızım? Şu an evli misiniz? Tokatçı olan sensin, ben değilim. Gülizar Hanım, şu anda bir evliliğiniz var mı? Evet evet evliyim. Yani evlisin, evli yalan. Evet evliyim. Evli kendinden kaç yaş küçük çocuklar. Ne yapıyorsun Esra Hanım? Bir benim çiftliği var. Yok çocuğum yok. Evli senin mi? Senin gibi dört tane çocuğu bırakıp kaçmadım ben. Yavrum benim. Ben buradayım. Buradayım. Evet ben de buradayım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun biliyor musun? Ha. Çiftlik sahibiyim ben abla. Benim evet, çiftliğim var. Çiftliğimi evet, satacağım. Var. Satacağım. Evet satılığa çıkarttım. Evlendiği çocuğu söyle bakayım. Var ya. Yani bak, bu araştırılsın. Esra Hanım, hatta Esra ben göndereyim resimlerini. Evlatçılarda ama şimdi evlilik madde dolandırıcılık yaptığını evli değil ben, nikah bile yok be. Dini Ayşe nikahlı. Kaç yıldır beraberler? Ben dini nikahlıyım doğru. Kaç yıldır berabersiniz? 2017'nin başlarından beri beraber aynı evde. Kayınvalidem, kaynatam alt katta. Eşim ben üst katta oturuyorum. Hani? Abam hasta. Abam hasta, abama gidiyorum, ayvacığı adama peki, da mı veriyorsun? Peki bu arada bu beyefendiyle... Abam hasta, Esra Hanım. Bak şimdi ben bu lafa ne diyeceğim? Hayır, şimdi diyor ki kayınvaliden falan aşağıda oturuyor diyor. Ben hepsine cevap vereceğim. Ben hepsine cevap vereceğim. Yavrum dedim, kaynanan ne yapıyor dedim. Kaynanan ne yapıyor, nasıl dedim. Evinde onunla görüşüyoruz ya. Dedi ki bana böyle yaptı da. İyi dedi, aşağı indi dedi. Ah, aşağı indi dedi ya. Sonra dedi ki pardon, şimdi ben de kayınvalidem yanımda. Kurban olurum onlara ben. Kurban olurum. Yalancı tabi ne kadar kaynağından konu kırıldı. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi biliyor musun bana böyle yaptı da? Kaynanağı kötülüyordun ya. Sus kes. Çekişirim tabi. Evet, kaynanaysa kaynanalığını bilecek. Evlatsa evlatlığını, kardeşse kardeşliğini. Sus. Kuralları siz koyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben otoratör bir insanım arkadaşım. Yok öyle bir ya dünya. Ya şimdi bir tamam yeter ki, bakın ben çok dinledim sus, bunu. Sus sus. Ondan sonra bu dedi biliyor musun bana? Yeter ama bakın bana böyle gerçekten yaptı. İşim gücüm var. Varsa işin git yap işini seni geçeceğim. Hayır, ben buraya yayına bağlandı söz hakkını cevap hakkını cümlenizi tamamlayın. Kaynanam dedi kaynanam değil aşağı dedi. Aşağı indi dedi. Dilim dedi sürçtü dedi tamam mı aşağı indi. Dilin mi sürçtü dedi dilim sürçtü. Niye dilim sürçsün canım? Bana sen öyle demedin mi? Kaynanan mı kızım dedim de yok anam ya, yok. Ben çocuğum ya, yaşında. Ya 7 senedir ben burada yok, oturuyorum. Yok, 7 senedir. Anladım. Senin kızın damadın da geldi buraya. Kızın damadın da geldi kızın buraya. Bu kadar yalan konuşma. Gülizar Hanım siz kendinizi ifade edin. Yine abla. Yalan diyorum. Yalan, kızın yalan, damadın yalan. Gelmedi mi? Dünya sana kader yalan. Gelmedi mi buraya? Yedi enişliğin haram. Ne haram ablam, senin kızınla damadın haram. Buraya gelmedi mi? Benim kaynanamı kaynatamı görmedi geldi mi? Eşimi oldu. Görmedi mi? Geldi de ne oldu? Geldi de ne oldu? Ne ben oldu? Onunla ben, bu ev benim sizin hayatım. Sizin 7 yıl... biliyor ablanız. Evet. Çocukları da gelmiş. Niye evlilik vaadiyle başkaları dolandırıyor? Bir sürü iddia var. Niye böyle bir iddiada bulunuyor? Böyle bir şey yok. Bakın. Yok. Bakın, çıkacak. Hepsi çıkacak. Avukat hepsi hanım bir saniye. Çıkacak. Bağlanacak izin verirseniz, izin nerede verirseniz isimleri? Leyla Hanım. Haklısınız. Konuşsun, dursun. Çok haklısınız. Söz hakkınızı kullanın lütfen. Siz de dinleyin. Ya bu geçendi. Hastanedeydi. Bakın çocuk öldü. Kardeşimin çocuğu öldü 1,5 yaşında. Hastanedeydi. Bunun bana şu anki kızgınlığı oraya çıkmasının sebebi bu. Anlatabiliyor muyum? Abla dedim çocuk öldü. Ondan sonra kardeşim de cezaevine girdi. Bu kızının yanından beni aradı. Dedi ki akciğer felci. Dedim ki abla hastalığın adını bana söyle ben öğreneyim. 2 dakikada benim Samsun'da hemşire arkadaşlarım var. Aradım öğrendim. Abla dedim akciğer felci değil. Öyle bir hastalık yok. Ya kız miyastine greenist hastalığı kız çocuğum öldü dedirildi kız. Kız çocuğum öldü dedirildi. Dinleyin lütfen. Gül Hanım sen onları geç. Gül Hanım. Geçemez. Sen onları geç. Benim çocuklarımın sana ihtiyacı.
etmeyeyim o zaman. Leyla Hanım lütfen ben, susun. Devam edin. Ondan sonra tuttu bana dedi ki bakın ama onun sesinden konuşamıyorum ki. Yok. Haklısınız. Gel buraya ve burada konuş. Lütfen. Gel buraya bakayım. Buyurun gel. Dinliyorum ben sizi. Ben senin gibi boşta gezmiyorum. Tabii. Bak ben burada sen benim gibi boşta gezermiş. Ya Esra Hanım ben cevap vereceğim. Ben çok istiyorum cevap vermenizi. Leyla Hanım burada kararları ben veririm. Size susun diyorsanım lütfen susun. Dinleyin söz hakkınızı cevap hakkını kullanmasına izin verin. Bir şey söyleyeceğim ben de ikinizin o arasında olanları hazmedemiyorum. Bir dakika bak ne diyor? Buyurun. Devam edin Gülüzer Hanım. Dedi ki hastanede... Hı hı. Aradı beni. Dedi ki ben dedi Fahrettin Koca'yla konferans yaptım dedi. Şu anki bana hırsı bu. Ben de dedim ki o an sinirlendim. Çünkü yalan konuştuğunu biliyorum. Dediğin bu. Bana kızgınlığı şu an bu. Damadı İsmail'i aradım. Dedim ki böyle böyle teyze dedi boş ver. İsmail dedim. Bak bir tek İsmail'in sözüne inanırım. Uzak dur bir kere. Sadece sen benim çocuklarımdan uzak duracaksın. Ya bir sus durun sen Allah çocuğun çocuğu bir yok tek, da. Senin daha... Ben yalan söylüyorsam ben yemin edeceğim çocuklarımın ay, üstüne. Sen Allah de yemin et bakayım. Yeter yeter bana yeter. Gülüzer Hanım siz diğer kardeşlerinizle görüşüyor musunuz? Ben görüşüyorum. Ben bir İsviçre'de ablam var onunla aramda kırgınlık var. Yani yoksa şöyle. Yalan yalan. Herkes. Hani, kimle bak, yalan? Gül. Leyla'nın dışında Gül, şunu öğrenmek Gül, istiyorum. Açarım. Leyla'nın dışında siz hepiniz bir arada mısınız? Yalan. Ne İsviçre'yle konuşur, ne abimle abla, konuşur. En büyük ablam Samsun'da. Hayır hayır manevi anlamda bir arada mısınız? Yok yok yok. Hayır. Yok, yok. Değilsiniz peki. Samsun'da teşekkür ben ediyorum. Köydeyim. Gelmek isterseniz bekliyoruz sizi buraya. Sizi şimdilik uğurluyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Esra Hanım çok özür dilerim. Ne olur. Bağırsan, buyurun. Seni dinlemediğim için beni bırakmayacaksın. Ben bu kadından bunları alacağım Esra Hanım. Peki buyurun lütfen. Şimdi Zerda Ceren geliyor. Buyursunlar. Zerda Ceren stüdyomuzda. Nasılsın? İyiyim efendim. Sevgili seyirciler Zerda 11 Ekim'de o sevdiği insanla nikah masasına oturuyor. Ama evlendikten 5 gün sonra kocası kaçıyor. Kırmızı rujun bir anlamı var mı? Özür dilerim. Makyaj yaptım bugün. Kocam hayır niye özür diliyorsun? Çok yakışmış. Teşekkür hayır, ederim. Kırmızı rujun bir anlamı var mı? Ne bileyim kendini güçlü hissetmek için mi? Güzelliğini ortaya çıkarmak için mi? Hem kocam geliyor hem de güzelliğim için hesapla. Yaman senin yanaklarını yiyeceğim. Sen de sandın ki Esra Hanım sizin için yaptı makyajı. Hayır ben tahmin ettim. Yok Esra ablama da yaptım ben. Esra ablanın için de yaptın. Evet. Ha, tamam. Hayır ben o kırmızı ruj ben buradayım. Kocan geliyor diye. Evet. Peki. Şimdi Zerdacığım annesiyle beraber geldi. Nikahtan bir hafta sonra eşim evi terk etti dedi. Geri dönsün dedi. Eşi biraz sonra canlı yayında ve stüdyoda olacak. Karşı karşıya gelecek karı koca. Önce hatırlatma. Görüntüleri izlemek sana çok iyi gelmedi. Buraya gelmesini istiyorum Esra abla ben. Yani tekrar evine devam mı etmek istiyorsun? Evet, onun için size geldim. Siz birleştirirsiniz diye. Ya başaramazsan? Başarırsınız Esra abla. Ben size güveniyorum. Seviyorum sizi. Ramazan seni çok seviyorum. Geri gel lütfen. 20 yaşındasın. Evet. Okul var mı? Devam mı? Yok, ben evliyim şu an. Okulum bitti. Ramazan nerede tanıdın? Sosyal medyada tanıştım. Bana istek attı kendisi. Sevgili olalım dedi. Sevgili olduk işte bir ay falan. Sonra geldi istedi beni. Evlendik. Niye ayrıldınız ve ne zaman ayrıldınız? Bir hafta oluyor. Kendisi bıraktı gitti hesapla. Ben gitme dedim gitme. Ramazan evi terk edince bir de polisler arayıp şey demiş. Çabuk kocamı bana geri getirin demiş. Aynen. Getirdiler mi kocanı geri? Yok getirmediler. Söyle Ramazan'a ne diyorsan. Ramazan seni çok seviyorum. Geri gel lütfen. Gel yuvamızı bozmayalım. Derda böyle söylesen Ramazan asla geri gelmez.
Çünkü televizyona bakmıyor, işte o yüzden. Senin en çok hangi davranışına böyle sinir oluyor, kızıyor? Bir erkeklerden de kıskanıyordu, dışarıdaki erkeklerden. Mesela onlara bakıyorum, bana kızıyordu, neden bakıyorsun diye. Bakmak suç mu dedim. Ümit Bey, Ramazan'ın amcası. Ümit Bey, hoş geldiniz yayına. İkisinin de mesela evlilik yapacaktı, kapasite yok. Madem öyle de niye bu çocuk benim yanıma geldi, seni bırakıp da benim yanıma geldi? Ben onu gezmeye gönderdim. Ben onu gezmeye gönderdim yanına. Ramazan buraya gelecek, benim tamam mı? Almadan gitmeyeceğim. Benim ailem yok dedi, benim annem babam yok. Cam kırılmıştı. Dikiş attırmak için hastaneye gittik. Hastaneye içeri girdiler. Bu da girmedi. Ben de dedim ki kızım dedim neredesin dedim. Lavaboya gidiyorum dedi. Döner al dedi bana. Ben de dedim ki dönere dedim çıktıktan sonra alayım ye dedim. Ha. Gitmiş polislere beni şikayet etmiş. Hmm. Anladın? Kocası orada dikişti. Kocam dikiş atıyorken doktorlar benim de karnım acıktı. Annem döner almadı diye. Doğru mu? Ha, aynen, doğru. Aynen, aynen. Ama açlık önemli bir şey. Ramazan'ın hayatında şu an biri var mı? Vallahi en kısa zamanda onu da ayarlayacağım abla. Ben yeniden neyi ayarlayacaksın burada arvada dururken neyi ayarlıyorsun? Başkasıyla evlendiremezsin sen, tamam mı onu? O tamam. Beni seviyor hala, ben de onu seviyorum. Aha burada da söyleyecek gelince. Ben bir şey daha söyleyeceğim Esra abla. Ne söyleyeceksin ki? Ramazan'la bizim evliliğimiz bozdu. Ne söyleyeceksin artık? Ramazan'ı buraya gönderdim. Başka bir şey demiyorum ben. Yoksa Allah'a havale ederim seni. Zaten işimiz Allah'a kaldıysa aklı yuttuk biz valla. Hazır mısınız Erda? Hazırım. Kaç gündür görmüyorsun eşini? Bir haftadır belli, özledim. Zaten 15 gündür evliler biliyorsunuz. Bakın 15 günde bir evlilikte ne olması gerekiyorsa hepsi olmuş. Çağırayım mı Ramazan'ı? Olur abi. Ha? Olur. Gelsin bakalım şu meşhur damat. Böyle duram hepimiz. Zerda bak geldi. Ya hoş geldin de. Hoş geldin de. Kavga etmeye utanmıyorsunuz, güzel söz söylemeye utanıyorsunuz. Ya da beni onlara bırakmayın. Ne? Aa! Gelme. Benim kardeşime niye sevgili olandın? Benim? Hı? Ben bir şey söylemedim. Benim kardeşime neden ben de bize sevgili olmasın dedin? Abla uzaklaşsın dedi. Lütfen. Ramazan gel böyle. Gel böyle. Gel böyle otur. Gel yanıma. Gel. Gel oğlum gel. Ben terk ediyorum Nuray. Ay bir dur 2 dakika. Dur. Zerda buraya gelir misin? Zerda kapıdan çıkamazsın, kapı kapalı. Hoş geldin Ramazan. Nasılsın? İyi sayılırım. Siz Zerda'yla sosyal medyada tanışıyorsunuz. 4-5 aydır da. Hı hı. Dini nikahlı beraber yaşıyorsunuz. Doğru mu oğlum? Evet. 11 Ekim'de de evleniyorsunuz. Hı hı. Yani tanıştığınız zaman diliminden bugüne kadar ki süre içerisinde sen hani biraz da ailen arkanda değilmiş, hep Zerdaların yanında mı yaşadın? Evet. Hep onun ailesi sana yuva kurmuş, düzen kurmuş. Evet. Peki 11 Ekim'de evlenip bir hafta sonra sen evi terk ediyorsun. O diyor ki ben onu İzne tatile gönderdim. Öyle bir şey yok. Amcan da diyor ki kaçıp geldi. Hayır. Sen 11 Ekim'de evi niye terk ettin? Evi terk etmedim abi. Sürekli kavga ediyorduk. Hani git, git diyordu sürekli. En son gittim işte. Defol git diyordu sana. Sık sık. Dini nikahlı yaşarken de böyle miydi ilişkiniz? Ara sıra. Mesela oradaki kavga zamanınız neydi? Ya çok tartıştık mesela. Hani şöyle söyleyeyim, kendi başına hareketler yapıyordu.
kafasına göre bir yerlere gidiyordu mesela akşamları. Hı? Kafasına göre bir yerlere gidiyordu mesela. Hı. Evden çıkıyor, habersizce sokaklarda dolaşıyor. En son babasının yanına gitmişti abla, orada bulmuştu. Başka bir yerde buldun mu? Ağlama lütfen. Hayır. Ben ilk başta gençler karşılıklı konuşsun istedim. Ama... Ne ağlama tamam. Ramazan'ın tepkisi de beni yani şu açıdan şaşırttı. Anne yap. Ben yuvalarının yıkılmasını asla istemiyorum. Ve ben damadımdan memnunum. Nasıl gelip, geri gelecek mi anne? Boşanacağım gelip, diyor. Gelip elimi öpmesini istiyorum. Hayır. Anne ben ayrılmak istemiyorum söyledim. Hayır. Ben ayrılmasını asla müsaade etmiyorum. Şimdi ayrıldı mı barışmadan önce ben Ramazan'ın... Bu evi niye terk ettiğini, o kavgaların sebebini detaylı hayır, ben da öğrenmek istiyorum. Hayır ben kovmadım Estağfurcuğum kendisi. Ben kovmadım kendisini. Annem ya bunlar birbirlerinden kavga ediyorlar zaten, ediyorlar. Tekrardan yine geri birleşiyorlar, barışıyorlar. Çünkü ikisinin de kalbinde bir şey yok. Hı-hı. İkisinin de kalbi temiz. Hı-hı. Evet. Sen Zerda'nın nesine vuruldun, nesini sevdin? İlk başta da her şey güzeldi. Sonradan bozulmaya başladı. Güzel olan olaylar neydi? Her zaman. Hiç güvenmezdi kimseye, asla yine güvenmiyor. Nikahtan sonra yine dedi, yine dedi. Ben kimselere güvenmiyorum anne, ona asla dedi. Sen şimdi bu kıza güvenip, sosyal medyada tanıyıp, bu kıza güvenip... ...her şeyini bırakıp onların yanına Maraş'a gidiyorsun oğlum. Evet. Hı-hı. Ve dini nikahlısın bak, o da uzun bir süre. Hani nişanlılık evresi ve beraber yaşama... Anne, ...ve o beraber yaşamadan sonra diyorsun anne. Ki... ...evet bu benim hayatımın aşkı olabilir. Ben bu kadınla ölene kadar aynı yastıkta yaşlanırım. Şimdi o tanışma sürecinde... Senin kaçman ve gitmen için çok neden vardı. Ama sen buna rağmen bu benim hayatımın aşkı dedin. Doğru mu? Evet. Yoksa senin nikah masasını zorla mı oturttular? Öyle bir şey yok, hayır. Severek mi oturdun? Hı hı. Yani nikah masasına oturduğunda Zerda'ya aşık mıydın? Ha? Evet. Seviyordun. Hı hı. E bir hafta sonra hala, ne değişti? Hala seviyor. Hala seviyor benim damadım. Asla. Öyle bir şey yok, onu çıkart kafanla. Hayır, hayır, hayır. Bir hafta sonra Ramazan ne değişti? Hayır. Sürekli kavga oluyordu, gürültü oluyordu. Hani yürümüyordu yani, olmuyordu. Oğlum siz o zaman dini nikahlıyken de evde birbirinizi evet. yiyordunuz. Evet. Kendisi de çıkarıyordu onu. Kendisi ha? beni dövüyordu, kendisi hakaret tekrardan geri barışıyorlardı. Sen de barışıyorduk biz şiddet kendisine. Mi uyguluyordun ona? Ha? Evet, karşılıklı birbirinize zarar veriyor muydunuz bu ilişkide? Kendi veriyordu. Kendisi veriyordu, bir şey yapmıyordu. Hapı kullandığımız sakinleşiyor bu. Bunun ne varsa dilinde, kalbinde bir yani şey yok o, asla. Yani tabii ki o bir tedavi süreci, ilacını evet. kullanır. Evet. Yani sen ona bak, şiddet uyguluyordun. Ben gerekirse estağfurullah, tedavimi de isterim, barışma isterse. Tedavi barışmak da yani şey, tedavimi de devam ederim diyorsun. Evet. Oğlum bak, evlilik çok önemli bir karar ya. Lütfen aynen. Sen güvenip onunla yola çıktın. Ama evet. bir hafta sonra onu yarı yolda dedi. Bırakıyorsun. Bunu anlatsan, bir konuşsan. Her şeyine razıyım dedi. Ben her şeyi tedavide geçen bana dedi ki Esra abla aradı. Tedavin de olmak istiyorsan geleceğim dedi bana. Evet. Ben bu yüzden şey yapıyorum. Barışmıyorum. Evet, şuraya gelip ne söyledi Zerda'ya? Kardeşimle dedi. Onu anladım. Hayır öyle bir şey yok. Sevgili falan demedim ben. Yalan söylüyorlar. Ne dedi? Yok sonra... öyle bir şey yok Esra abla. Yalan söylüyorlar. Anne ben öyle bir şey dedim mi sevgili olanım? Ne var mı? Hayır o bu diyelim nikah. Dini nikahlıyken, ben dini nikahlıyken söylemiştim. Dini nikahlıyken gittiğinde, Instagram'dan arkadaşına istek atmış babasının telefonundan. Sadece o var. Anladım. O var başka asla da yok. Asla asla. Kardeşine sevgili demedim ben. Ben Ramazan'dan vazgeçmiyorum diyor. Akşamdan beri de diyor anne gelecek diyor. Ben seviyorum kocamı diyor. Ramazan. Ben almadan gitmeyeceğim. Kafanı kaldırır mısın? Dik oturur musun? Ben barışmadan gitmeyeceğim. Tütüt diyor'a geldiğini de duydu. Diyor'a geldiğini de duydu. Arkadaşlar ekipler de söylesin. Stüdyoda dedi çok ki lütfen ben dedim, ben de konuşayım lütfen dedim, oğlum konuşturun beni dedim. Ben Esra ablam birleştirsin de gidim dedim. Buradaki ablanın birine de söyledi hatta. Buradaki ablanın birine de söyledi, seyircinin birine. Evet. Kime? Dedi ki, aha o ablasına. Buna buyurun, dedim ki evet, ablam seviyorum dedim, aha evet, o ablaya söyledim. Ben kocamı almadan gitmeyeceğim dedi, çok seviyorum dedim. Şimdi dedi, onlar da görecek hatta. Siz ilk kez mi geldiniz programa? İlk kez seyirci olarak geldiniz, kapıda mı karşılaştınız? Evet, aynen öyle. Anlatır mısınız diyaloğu? Yanıma geldi, çok seviyorum dedi. Bugün gelmiş dedi hatta. Çok mutluydu yani, gözlerinin evet, hiç parlıyordu. Evet, Stüdyoya sığmıyorum abla dedi. Ama işte öyle korkuyor söyledi. İstemediğini. İstemediği için. Evet korkuyor. Peki Ramazan'cığım, inandığın kadınla yola çıkıp bir hafta sonra terk etme nedenin? Anlattım işte abla, yürümüyor. Anlatmadın. Ben yürümesini istiyorum abla, tekrardan birleşelim diyorum. Ya olmuyor bizden yani.
Olacak ablacığım ben. O zaman bana değil onu söyle. Gerekirse tedavim de olacağım Ramazan. Kendi de tedavi olsun gerekirse. Evet, hayır ben sadece kendim tedavim olmak istiyorum. Ramazan lütfen bak. Hayır. Canlı yayındayız. Hayır. Ben istiyorum ama sen. Hayır. Ben de ayrılmanıza asla müsaade etmiyorum o zaman. Ben ayrılmayacağım. O zaman neden nikah kıydın? Neden Ramazan neden? Neden anne ben ölene kadar ben beraberim bununla? Ay bekarken de istiyordum şimdi yalnız bıraktım. Niye yalnız bıraktın? İstemiyorum. Çünkü amcandan istemiyorsun o yüzden. İstiyorsun ve gözlerindeki ışıklardan belli. İstemiyorum. İstiyorsun. Seyircilerin hepsinin önünde de söylüyorum istiyorsun. Bak bakalım Ramazan'ın gözünde ışık var evet, mı arkadaşlar? Evet istiyor. Ben var mı? İstiyor, evet. Zerden ışık var mı evet, gözünde? Var, istiyor. Evet ben istiyor. Bana evet, bakarak evet. Söylemiyor bunu. Anne sen buradan çıkarken bana aşkım diyecek ben biliyorum istiyor. Evet istiyor. Buradan çıktıktan sonra öyle. Çünkü kimselere güvenmezdi. Ya ben o yüzden anne olmasın bunlar baş başa konuşsun istedim de. Gözü ışıklı. Abla ben kendisiyle konuşmak istiyorum baş başa. İzin verirseniz. Burada konuşabilirsiniz. Yok burada değil tek konuşacağım. Ne söyleyeceksin kız tek başına? Özel bir şey diyecektim abla kendisi. Gerekirse tedavim de olurum abla ben. Barışmak istiyorum. Onun ikisinin de gözündeki ışıklardan belli. Işıklarından belli. Çünkü Ramazancığım. Ben 5 aydır beri ben içindeyim. Seyircilerime söylüyorum. 5 aydır beri ben içindeyim. 5 aydır beri. Bunlar dövüşüyorlar ve birbirlerine gözlerinin içine baktılar mı gözleri ışılıyor. İkisinin de. Senin benden başka kimsen yok dedin Ramazan. Benim de senden başka Ceren dedin. Evet. Dedin mi demedin mi Ramazan? Dedim inkar etmiyorum. Evet. İnkar etmiyorsan o zaman. Bu Sevda'dan vazgeçiren olay neydi? Abla istemiyorum. Evlendikten sonra niye evlenmeseydin o zaman? Abla beni yarı yolda bırakamaz. Ben şikayetçi olurum bırakırsa. Savcılığa veririm. Git şikayetçi ol. Her yere şikayet et. İstiyor. Amcası. Bunu yapan amcası. Amcası birleştirmiyor. Adamın bir günahını almayın. Amcam birleştirmiyor yalan söyleme Ramazan. Ülya Hanım dün amcası ne söyledi? Ramazan dedi. Dinliyor. Amcasına gerek yok. Ramazan burada. Şimdi Ramazan konuşsun. Hayır dün Ramazan. Ramazan bak emniyete benim eşimi getirin. Bak şikayet edersin eşinden de. Eşimi bulun getiren diyen bir kadın var karşında. Ben ilk kez duydum. Hülya peki, Hanım. Polis aramış demiş ki benim eşimi bulun çabuk kocamı getirin. Evet dedim hemen. Bir saniye abla. Söyledim. Hani her şeyde polis arıyoruz da hani dün Ramazan dedim polis arıyoruz. Hadi bir yerde aradı onu da aradı. Gidemiyoruz değil mi polis arayalım? O döner için hayır, aradı. Hayır onun ben için her şey değil. Için yani polis aramadım. Göre, yalan konuşma. Ona göre o kadar çaresiz hissediyor ki ben şu açısından bakıyorum. Esra'la ben birleşmek sizin şöyle bir şansınız var. Bak anneyle altı üstü oturuyormuşsunuz ya. Kavga edince sen üst kata çıksan hemen. Siniri geçince aşağı ineceksin. Yiğit bir aşağıda bir Esra şey Hanım. Yap yani. Hayır. Esra Hanım şimdi hayır. İçeride bekleme odasında dedi ben ki ben Ramazan için dedi süsleniyorum dedi. Aha. Benim kocam stüdyoya gelmiş dedi. Evet. Benim kocam stüdyoya evet, gelmiş beni süsleyin dedi. Aynen. Evet, aynen. Süsledim ya. Aynen. Aynen. Hazırlandı. Ramazan dedi makyajı neyi seviyor dedi. Ben abla bir şans daha versin lütfen. Ben abla seviyorum kocamı dedi. Ramazan. Ve Ankara'ya gidecekti abla. Esra Hanım. Evet. Hülya Hanım Ankara'ya gidecekti. Senin... Ben engel oldum. Esra Hanım'ı arayayım ben o zaman 21. dedi. 21. Sen de küçüksün. Zerda da 20 yaşında. Abla kedi kimsesi yok ona. Hep ben sahip çıktım. Yine sahip çıkmak istiyorum ben ona. Yine sahip çıkmak evet. istiyorsun. Yani amcan da söyledi böyle çok iş hayatında tutunmaz etmez diye. Zerda'nın ailesinin sana sahip çıkıyor olması seni mutlu hissettirdi mi? Kendini iyi hissettin mi? Mutluydu ama bir yandan da üzüyordu yani. Niye? Nasıl anlatayım onu size? Anne baba sevgisi görmemiş o yüzden. Ona sevgi anne baba sevgisi görmemiş. Kayınvalideyle aran nasıldı? Çok güzel. Kendin söylediği gibi. Ha? Kendin dediği gibiydi. Ben senden duymak istiyorum. Ben kendinde değilim. Zerda ile olayın ayrı, annesiyle ilişkin ayrı. Sana anne gibi mi yaklaştı? Evet. En başından beri sana sahip çıktılar mı? Hı hı. Senin Zerda ile ilişki kurmandaki en önemli şey bu mu? Evet. Yani iyi bir ailesi var. Annesi öyle ama babalarına diyemem tabii ki. O yani ikinci babası. Baba kendi sorunu. Babası hiç ilgilenmiyor. Peki o zaten ikinci babası. Hayır birinci babasıyla diyor. En sevdiğin tarafı ne? Şimdi kızdığı tarafları vardır sayarsın ama Zerda'nın en sevdiğin tarafını... Suçunu kabullenmez. Hatasını kabul ediyor. Ama etmiyor da bazen. Tamam ediyorum, o insan yalan söyleme, özür diliyor mu? Genelde. Diliyor. Sana şefkatle yaklaşıyor mu? Evet. Evet. Yaklaşıyor. Şimdi sen bunda bir şey görmüş olmalısın ki o evde kalasın, onunla yaşayasın ve nikah yapasın. Ya da eser eklisin oğlum sen.
geldin, hayatı yaşadın. Aman çok sıkıldım ben buradan öyle, gideyim ben. Şimdi iki şey olması lazım. Öyle çünkü bir şey insan değil. Nikahtan sonra bir hafta sonra kaçmaz. Ben kaçmadım evden. O mu kovdu? Esra Hanım bir ben şey sorabilir miyim? Hayır. Söyleme, Ramazan, o gün evden gittim. Nasıl çıktın? Anlat. Esra Hanım ben bir şey sorabilir miyim? Tabii Esra ki. Hanım az önce stüdyoya gelmesinin sebebi ne biliyor musun? Buraya gelmesinin sebebi sarılmaktı. Ben gözlerindeki ışıklardan anlıyorum ve ben sarılmak anneyim. Sarılmak da kardeşini öne sürdü. Soruyorum. Evet. Ben kardeşini öne sürdüm. Evet, sarılacak evet, kaplacığım. Aynen öyle ben anneyim. Sarılacaktı. Şu an yine sarmak evet. istiyor ben biliyorum. Seyircilerimize soralım. Biraz önce Ramazan evet. buraya geldiğinde... Sarılmak, sarılmak için geldi diyenler el kaldırsın. Evet, evet. Ha bak, evet, evet. Bak kaldırıyorum. Aynen, bir dakika aynen. bir genelde göreceğim. Yani, peki teşekkür ediyorum. Ya ne sarılması? Hesap sormaya geldi oraya diyenler el kaldırsın. Çok daha fazlası. Ben ikisini söyleyebilir miyim? Oraya kadar sarılmak için geldi. Evet. Oradan hayır. sonra aklına bir şey geldi. Aynen. Kardeşinin aynen. bir şey aynen. söyledi. Aynen, aynen. Aynen. Kardeş kadar gelirken... Kurban olurum hayır. sana. Aynen, aynen. evet. Evet, ben çünkü stüdyonun içinde var hayır. gittim. Çünkü, evet, ben ışıkları ona bir şey yandı. Asla gözündeki ışıklardan anlıyorum. Hesapla, ben bunu almadan gitmeyeceğim. Elinden tutup gideceğim. Kız, o... Koy omzuna taşı götür peki. vallahi. Gerekirse ne diyeyim götürün. Yani? Götürün şimdi şey öyle yapalım. Tatlı ki. Şimdi Zerda'dan bunu bekliyorum. Yani Ramazan'ı böyle alıp sırtına kaçıra da bilir. Kendisine yalanmak istiyorum. Ama bu kıza yapılır mı böyle prenses kıza? Bana hep prensesim diyordu. Bir tanem diyordu prensesim her şey diyordu. Diyordu. Evet. Ramazan kaldır başını. Bu prenses kıza bu yapılmaz. Kaldır başını. Hiçbir kıza böyle davranır. Ben buna sarmak istiyorum. Ben yalanmak istiyorum. Bir reklamlara gitmem lazım. Stüdyoda sarılmasını istiyorum ben. Ya gerçekten. Bir durun iki dakika ya. Evet. Ben de birine sarılayım bari. Gel bana sarıl. Reklamlara acil gidiyorum. Reklamlardan geliyoruz sevgili seyirciler. Ramazan ve Zerda konusunda tebessüm ediyoruz ama ortada da bir sorun var. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Diğer tarafta Yağmur, kayınvalidem yuvamızı yıktı. Eşim annesinin lafıyla hep benim kalbimi kırdı, beni üzdü ve incitti dedi. Eşin Cüneyt biraz sonra canlı yayında. Yağmur geldi. Biliyorum. He? Biliyordum yani. Biliyordun. Hı hı. Gelmem diyordu. O gelir ya. Dayanamaz mı sana? Biraz. Bu prenses kıza bu yapılır mı ya? Yapılır. Reklamlardan sonra geleceğiz. Diğer tarafta Konya'dan canlı bağlantımız var. Fadime Çil konusunda ismi geçen ve hakkında komşuların, yakınlarının iddialarda bulunduğu Sebahati Dinç canlı yayında olup iddialara cevap verecek. Caner sendeyiz. Evet Esra Hanım, 67 yaşındaki Sebahati Bey yanımızda. Bugün dün telefona bağlanan iddialarla ilgili her şeyi konuşacağını söylüyor. İnsanların söylediği gibi ben kadın düşkünü bir adam değilim. Bugün ispatlarıyla her şeyi açıklayacağım diyor kendisi. Az sonra sizin de sorularınıza Sebahati Bey cevap verecek Esra Hanım. Peki teşekkür ederiz. Reklamlardan sonra geleceğiz sevgili seyirciler. Hiçbir yere ayrılmayın. Bunları hak etmedim ben ama ya. Yağmur hak ettiği sevgiyi nasıl, neden alamıyor? Kaynanamdan dolayı. Eski gelinini tuttuğundan dolayı. Kayınvalidem yuvamı yıkıyor, kocam Cüneyt buna müsaade ediyor dedi. Annesinin söylediklerinden dolayı kocanla kavga ediyor muydun? Ediyordum. Karı koca canlı yayında hesaplaştı. İzleyenlerin ağzı açık kaldı. Cüneyt Gündoğdu merhaba. Ben barışmak istiyordum dün akşama kadar. 6 ay 13 gün bak. Ben beklemişim, bu saatten sonra da beklemeye niyetim yok. Arkamda mı buldun? Niye gelmedin? Abla, dün akşam biz konuştuk. Oraya gel dedi, elinden tutayım diyen bir insan bugün yaptığı işe bak. Canlı yayında açıklasın ya, bakayım bakalım. Beyefendiciğim tamam, ben benim şunu... anlamak, benim anlamak olmasa buraya gelmez. Sevgi ve öfkeyi bir arada yaşayan Yağmur ve Cüneyt çiftinin arasına aileleri mi girdi? Ben oraya geldiğinde barışacağız mı? Ailen arkamda durursa, benim ailem arkamda durursa tabii ki de. Bunu yapabilir miyim? Abla kapatacağım yayını. Kapatma. Şimdi ben de abla. Rica ediyorum. Ben bu telefonu kapatırım. Hayır kapatamazsın. Kimse de karışamaz. Barışmak mı yoksa boşanmak mı istiyorlar? Ben Yağmur'u seviyorum. Abla lanet olsun be. Şu an elimde fotoğrafı da var. Fotoğrafı mı? Yakmakla o fotoğrafı da yakıyorum. Yağmur. Kes. Yağmur bir şey söyleyeceğim söz. Sana.
Konuşma. Yağmur. Konuşma gel. Cüneyt bugün canlı yayında olacak. Yer yerinden oynayacak. Yaşadığımız bu aşk, sevgi ve birine karşı hissettiğimiz duygular aslında herkeste aynı. Kırıldığımızda, incindiğimizde verdiğimiz tepkiler değişse bile aslında hep benzer davranışları yapıyoruz. Zerdan reklamlara giderken 11 Ekim'de nikah masasına oturduğu kocasına dedi ki, beni terk etmeye değer mi? Böyle prenses bir kıza böyle davranılır mı? Dedin. Hak ediyor musun? Ben mi? Evet. Cık, etmiyorum. Bırakmayı etmiyorum. Annen senden daha üzgün. Çünkü ben kızımın üzülmesine asla izin vermem. Onlar birbirlerini seviyorlar. Ben istiyorum ablacığım. Buradan dalmadan gitmeyeceğim. Seviyor onlar birbirlerini. Ramazan kaçışın yok. Ancak ölümü alırım. Ben barışmadan gitmeyeceğim. Estağfurullah, kendisine de söyleyeyim. Hayır, ölüm ayırır dedi. Çünkü nikahta bile ne dedi, ölene denk dedi. Beraber evet ablacığım, niye böyle yap? O zaman neden nikah dedi? Asla dedi. Evet, asla. Neden öyle yapıyorsun Ramazan? Asla ayırır anca bizi dedi. Ya abla istemiyorum. Zorla mı? Hayır, tabii ki zorla değil. Bu senin en doğal hakkın. Ama şunu öğrenmek istiyorum. Hani muradına ermiş, 5-6 ay yaşamış, dinli nikahlı yaşamış. Sonra bunu evlilikle taçlandırmış bir çift. Bir hafta sonra sen kendi başına bu kararı alıyorsan bunun çok geçerli sebepleri olması lazım. Yine işte, sen karşında Zerda değil başka biri de olsa ben senden ayrılıyorum dediğinde karşı taraf sana şunu sorma hakkına sahip. Neden? Beni ikna et, öyle ayrılalım. O zaman ayrılık konusunda Zerda'yı ikna et. Daha önce kendi de istiyordu. Yok ben şimdi istemiyorum ama. Buraya çıktım en son Esra ablacığım. Başka çare yok. Bir de bana çok güvenmiş. Evet. Herkes buradan el ele nasıl tutuşuyorsa ben de tutuşup gideceğim. Ben istemiyorum. Ben istiyorum ama Ramazan. Sebep? Ya yapamıyoruz abla. Abla yapsa ben son bir şans daha vermek istiyorum. Tedavim olurum gerekirse. Hangi konularda sorun yaşıyorsunuz? Abla bak, kavga, gürültü, sürekli olan şeyler yani. Her bir gün değil. Her gün aynı şey. Çok önemli söylediğin şey. Bu da evlenmeden önce de var mıydı? Biz her gün ne zaman kavga ediyorduk yalan söyle Ramazan. Evlenmeden önce var mıydı? Efendim? Evlenmeden önce bu var mıydı? O tartışmalarınız, kavgalarınız? Bir şey sorabilir miyim Esra Hanım? Evlenmeden önce hiç yani tanıştığı sıralarda buna yazıyordu. Anne ne olursun beraber olacağım. Ben onu çok seviyorum anne. Bir gün gece evet, sabahlara... Şimdi de ben ona yazıyorum. Sabaha kadar bir gün telefonu açık kaldı seyircilerim. Telefonu açık kaldı ve bu buradan konuşuyor, bu buradan konuşuyor. İkisi karşılıklı konuşuyorlar. Bu ama şimdi, ceza verdi. Şimdi de ben ona yavlarıyorum ablacığım affetmiyor. Bu ceza ben verdi ben sana ceza affettim. Veriyorum dedi. Ceza veriyorum evet. Dedi ve sabaha kadar konuştular. Uykusuz kaldılar sabaha karşı da işe gitti. Ben buna şahidim biz açaydım. Ben kaç defa affettim kendisini ama ben evet. Bu sefer kendini de sıra. Kendi affetmesini istiyorum bu sefer de. Evet. Siz söyleyin Fatma teyzeciğim. Asla Ceren'i yalnız bırakma Ramazan. Ben gözlerindeki ışıklardan anlıyorum Ramazan. Hayır. Ramazan buradan sen almadan gitmeyeceğim tamam mı? Ramazan o zaman neden nikah kıydırdın evladım? Abla Esra kızın istemiyor muydu? Ben buradan el ele tutuşup gideceğim. Ben istiyorum. Buraya en sonu çıktım ben. Esra ablam barıştıracak bizi. Ramazan az önce sen buraya stüdyoya... Ben onu sarılmak için gelmedim. Sarılmak için gelmedin. Hayır. Geldin. Hayır. Sarılmanın için geldin. Ona abla, sadece Mete'ye neden sevgili olan diye yazdığını sormaya geldim ben ona. Hayır, kesinlikle o en sonunda. En sonunda. Abla. Hayır. Kesinlikle. O anı bir ekrana getirelim mi tekrar? Evet. LED'e de verelim, herkes görsün evet, stüdyodaki. Evet, istiyorum. Biraz önce Ramazan gelir gelmez tam şu orta noktaya kadar geldi. Evet. Herkesin hissettiği duygu şuydu yani. Ramazan böyle bir sıcaklık gösterecek. Fakat sonra söylediği cümleyle... böyle burası buz kesti. Şimdi o anı tekrar bir ekrana getireceğiz. Kavga etmeye utanmıyorsunuz. Güzel söz söylemeye utanıyorsunuz. Ya da beni onlara bırakmayın. Ne? Aa! Gelme.
Benim kardeşime niye sevgili olamadın? Benim? Hı? Ben bir şey söylemedim. Benim kardeşime neden benden bir şey sevgili olamadın? Abla uzaklaşsın lütfen. Ramazan gel böyle. Gel böyle. Gel 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 böyle otur. Gel yanıma. Şimdi tekrar rica edeceğim. Bunu başa alsınlar. Evet. Oradaki ilk adımlarında ne diyorsun? Ya evet. Onlara ben bırakmayayım dedim. He? Onlara ben bırakmayayım dedim. Onlara? Gel sağlasın dedin ya. Hı. Tam söylemeye geliyordum işte. Söyledim, söyle geri gönderdiniz. Beni ama bırakmayın oradan... dedi. Beni yani bırakmayın dedi, demedim. Yalan söyledi, evet. Beni bırakmayın demedim. Ver tekrar. Dedim, onlara ben bırakmayayım dedim. Bir tekrar verin, herkes dikkatli dinlesin. Kavga etmeye utanmıyorsunuz. Güzel söz söylemeye utanıyorsunuz. Ya da ben onlara bırakmayayım. Ne? Aa! Gelme. Dönebilir. Vallahi bunu en iyi bizim Bipçi Burcu anlamıştır. Yani ondan gelir. Ne diyor? Beni onlara bırakma mesela. Ben öyle. Beni onlara bırakma. Evet öyle bir şey geçti. Evet. Hayır. Doğru. Siz öyle ne dediniz? Geçti. Yalan söyleme Ramazan. Hayır. Hmm. Öyle bir şey geçti. Beni bırakma. Fatma teyze. Diyorsun ki gözlerinde bir ışık var. Evet. Ve buraya geldi sarılmak istedi. Evet. Senin gördüğün görüntüdeki Ramazan ne yapıyor? Efendim? Senin o biraz önceki izlediğin görüntüdeki Ramazan niçin geliyor kızına doğru? Beni bırakmayın dedi. Beni başkalarına evet. Bırakmayın dedi. Öyle bir şey, bir şey demedim. Aynen bu şekilde. Aynen. Ben hislerimde yanılmam. Ve 5 aydır beri de tanıdığım Ramazan bunu söyledi. Ben değil bırakmadan, bu. Almadan gitmeyeceğim. Hayır. Ceren'i kimselerin eline bırakmam dedi. Sürekli de bunu konuştu. Ceren asla dedi. Ben kimselere güvenmiyorum. Ben hastaneye yatıracaktım kızımı. Devlet hastanesine. Gerekirse tedavim olur. Yürükselim'e. Kahramanmaraş Yürükselim devlet hastanesine yatıracaktım. Anne dedi gerekirse ben dedi başında refakatçi olarak kalırım dedi. Her şeyi dürüstçe anlattın mı? İşte benim kızım bir ilaç kullanıyor. Benim evet. Kızımın böyle bir evet, sağlık sorunu var. Evet, hani sakladım. Bunları sakladınız mı nikaha hayır. Kadar? Hayır. Yoksa en başından beri sana dürüstçe her süreci anlattılar mı? Anlattım. Mesela? Anlattılar. Evet. Anlattılar. Evet. Ama yani şey ortada... kabul etti bu da Esra ablacığım. Ha? Ama bu kadar olmamalıydı yani. Ama senin de gözün yani kör kulağın sağırmış oğlum. Sen insan 6 ayda dini nikahlı beraber aynı evde yaşadığı kadının şimdi, davranışlarını şimdi, özelliklerini şimdi bilmez de nikahtan sonra sanki ne derler ona şey bir anda Esra abla ben bir şey daha sorabilirim. Bildiri geldi gibi böyle davranamazsın. Sen amcan da geldi. Bu arada amcası da geldi. Şimdi amcayla da ben aslında çok konuşmak istiyorum ama bugün alamıyoruz süreden dolayı. Diğer konuklarımızı davet edeceğiz. Sakin ol burada zaten bizim misafirimizsin. Bir ilişki ortak bir kararla devam eder, ortak bir kararla biter. Mühim olan bunu sağlamak. Ben istemiyorum abi. Hayır, ayrılık da ortak kararla. Tamam mı? Hı? Esra Hanım, Esra ben ayrılmasını yayından sonra görüşmek istiyorum. Yayından sonra. Bir şey sorabilir evet. Miyim? Tabii. Gitme Ramazan, dinler misin Ramazan? Dinler Ramazan orada beni? Durabilirsin. Dinler misin? Burada otur beni Ramazan, dinle. Ramazan ben yayından sonra görüşmek otur istiyorum kendisiyle beraber. Otur bu kadar insanların içinde otur ve beni dinle. Bak tüm Türkiye dinliyor izliyor. Oturur dinliyor musun? Dinliyor sizi evet bırakın. Esra Hanım. Çorum'a gitmeden önce benim kızım Instagram ben açık ve net konuşun dini nikahlıken. Instagram'da Erzurum'da biriyle tanışıktı. Evet. Bak, dinle açık ve net konuşacağım. Erzurum'da biriyle tanışmıştı. Ve oğlan biletini almıştı bunu. Bu dedi ki anne dedi ben Erzurum'daki oğlana gideceğim dedi. Ben oraya gidiyordum. Kararım karar mı dedim. Bak Ramazan'la evlisin dedim. Anne dedi sanki Ramazan tatile beni gidiyor. Bıraktı gitti dedi. Ramazan beni bıraktı gitti dedi. Ben Erzurum'daki oğlana gideceğim dedi. Ve ben bunu getirdim otogara bıraktım. Karaş otogarına. İşte, Ramazan'ı rahatsız eden de bu konu. Siz bunu çok normal gibi hayır, anlatıyorsunuz ama anormal. Hayır otogara bindim ben. Otogara bıraktım. Gidemezsiniz Erda. Eşin varken onu bak gitti. Gidiyordu. Esra Hanım o... Gidiyordu Esra Hanım, yalan söylemesin. Ramazan dinler misin dedi. Ramazan için geri mi döndü? Evet. Ramazan telefon etmiş, otogarın otobüsüne telefon etmiş. Ramazan mı seni geri döndürdü? Evet, evet Ramazan geri evet. Döndürdü. Dini nikahlıyken evet. Mi oluyor bu? Aynen, evet, aynen. Anladım, peki. Çorum... Böyle fırtınalı da bir aşk var, yarın devam edeceğiz. Çorum'da da dedi ki, Çorum anne ben dedi. Ben yayından sonra anne görüşmek istiyorum, tamam, siz devam tamam, edin. Tamam, tamam. Para kimin anne dedi, İban'ıma para atılsın dedi. Tamam. Ben Ceren'i dedi, kimselere yar etmek istemiyorum, Ceren'e geri geliyorum. Tamam, yani otobüsle Ceren... de... Bildiği halde geri getirdi. Ramazan'ın bildiği bir şey. Geldiğinde de sizi şimdi kovuluyorum. Görüşürüz. Ben şimdi görüşeceğim. Dur be kız bir saniye. Anneciğim bir dur Allah aşkına. Şimdi Ramazan'ın da kararı benim için önemli ya.
Ben bu şimdi görüşeceğim abla. Ben şimdi görüşmek istiyorum. Hayatım. Yoksa ben giderim abla o zaman. Ben terk eder giderim burayı. Edemezsin. Yok anne ben görüşeceğim. Ben şimdi görüşeceğim anne. Tamam görüşmek istiyorum. Tamam. Gördün biraz önce. Yok şimdi gene görmek istiyorum abla kendisini. Ben konuşacağım. Kız nereye gidiyor yani? Bunu bir... Zerda kalbimi kırıyorsun. Bak beni üzüyorsun. Bak şu an dağları deldi. Zerda kalbimi kırdın ama. Ben şimdi görüşeceğim abla. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum değil mi? Abla bana ne ben şimdi görüşeceğim izin ya misin? Ya ne inatçısın ya. Yok bana ne. Hayatım senin bildiklerin olsaydı... Yok ben şimdi görüşeceğim abla kendisiyle. Zerdacığım. Anne Maraş'a dönüyor o zaman hiçbir olmuyor. Hadi babam şimdi. Esra ablamı da şikayet edeceğim. Barıştırmasın. Beni kime şikayet edeceksin? Polise diyeceğim. Esra ablam barıştırmadı diyeceğim. Programına son vereceksin. Ya tutuklayın beni memur bey. Zerda ile Ramazan arasını yapamadı. Ya anne ben şimdi karıştırmasın polise diyeceğim. Çağıralım mı hemen polisi? Çağırayım mı? Ararım ki 112. 112'den. Bu arada biliyorsun değil mi? 112'den hem polisi hem ambulansı her şeyi aynı anda çağırabiliyorsun. Ya abla sen beni göstermesen arayacağım şimdi. Ha? Ararım ben. Ben de avukatıma danışayım bari. Avukatın da seni attırır içeri. Avukat da derim ki beni. Avukat benden taraf olur. Ama benim avukat öyle olmaz ki. Benim avukatım beni satmaz yani. Ne yaptığımı biliyor. Gülüyor bak arkamda. Yok ben şimdi bıraktı gitti o da bıraktı beni. Yok anne hadi gidelim diyorum. Maraş'a gideyim ben yürü. Zerda. Anne ben gideceğim. Belki anne, de şimdi Ramazan. Niye beni abi anne? Niye beni getirdin o zaman? Televizyonları rezil ettin beni. Yok gideceğim anne ben Ramazan'la görüşeceğim. Gideyim ben. Gideyim abi. Allah aşkına Ramazan'la görüştür şunu. Ama tabii bunu Ramazan'ın da istemesi lazım. Kontrollü. Sor bana abla ben onunla görüştüm. Ne? Zerda bunu sen bu kadar arzu ederken ve isterken... Ramazan dese ki şu anda... Ramazan el et abla konuşmam lazım kendisi. Hazır değilim dese ne yapacaksın? Yok ablacığım ama herkes... Senin burada reklamdan sonra aşıklar konuşuyordu. Ben televizyondan izliyordum. Bana gelince görüştürmüyor. Ha şimdi ne oldu Esra abla? Çok değiştim ben Serda. Eskisi gibi değilim. Aşıklar şeyde görüştürüyor reklamda. Bana gelince görüştürmüyor. Ben sevenler hep bir araya gelsin istiyorum Serda. Ben de ama onun için şimdi konuşacağım abla. Sevenlerin bir araya gelmesi için bazı şeyler vardır. Davranışlar vardır. Anne, o zaman ben gedik. Onu iyi yönettiğimi düşünüyorum. Ben Esra ablamı da istemiyorum. Anne gediyik o zaman. Abi bana da küstü. Beni de sattı. Esra ablamı da istemiyorum. Küstüm ben. Küstün yok, mü? Yok ben konuşmayacağım ona. He? Ben tamam. Konuşmayacağım bugün. Ben de küstüm. Küs. Çiçek alır barışırız daha seninle. Geri. Tamam ben Zerda'yla konuşmuyorum artık. Küsün ve tamam. Diğer konuya geçiyorum. Hadi geç babam geç. Açık kapıyı da çıkayım da gel. Biliyorsunuz değil mi? Yaparsan benden iyisi yok, yapmazsan benden kötüsü yok. Doğruyu söylersen benden kötüsü yok. O kadar alışkınım ki hiçbir davranış inanın beni şaşırtmıyor. Burada göklere çıkartıp övgüler yağını da kabul ediyorum. Öbür taraflı konuşanı da hiçbirini en uçta kabul etmediğim için benim için hayat normal akıyor. Çünkü hep olduğum yerde sabit ve aynı şekilde duruyorum. Bu da artık işin ne derler tatlı tarafı. Ben de küstüm be. Benim de küsme hakkım var. Yağmur gün doğdu geliyor buyursunlar. Yağmur gün doğdu geliyor buyursunlar. Nasılsınız? İyiyim ya. Bomba gibiyim valla. Kırgın ya. Bunları hak etmedim ben ama ya. Yağmur hak ettiği sevgiyi nasıl, neden alamıyor? Kaynanamdan dolayı. Eski gelinini tuttuğundan dolayı. Annesinin söylediklerinden dolayı kocanla kavga ediyor muydun? Ediyordum. Her gün dayak atıyordu. Kurban bayramına dek geldi bir iki ay sonra. Gittik annemgillere. Annemin de bir tane tam altını mı aldı? Annemden söylemeden aldım. Gizlice. Aynen. Gizlice al. Yerine koyacağız teklifini. Kocan mı yaptı?
Cüneyt Gündoğdu merhaba. Ben peki barışmak istiyordum dün akşama kadar. 6 ay 13 gün bak. Ben beklemişim. Bu saatten sonra da beklemeye niyetim yok. Arkamda mı buldun? Niye gelmedin? Abla, dün akşam biz konuştuk. Bak ben bugün de çok demedim. İyiydi. Tamam barışalım dedim. Doğru mu? Ama Esa abla, bu şekil konuşması beni bitirdi. Ben yayından ayrılmak istiyorum. Konuşurum dedim, anlaşırım dedim. Oraya gel dedi, elinden tutayım diyen bir insan bugün yaptığı işe bak. Canlı yayında açıklasın ya, bakayım bakalım. Beyefendiciğim, tamam, ben benim şunu anlamak. Benim anlamak olmasa buraya gelmez. Ben oraya geldiğinde barışacağız mı? Ailen arkamda durursa, benim ailem arkamda durursa, benim istediklerimi yapabilirsen tabii ki de. Abla benim için bitmiştir. Bir dakika Cüneyt, bunu yapabilir miyim? Abla kapatacağım yayını. Kapatma. Gidelim de ben de abla. Cüneyt, telefonu kapatamazsın, rica ediyorum. Ben bu telefonu kapatırım. Hayır, kapatamazsın. Kimse de karışamaz. Ya ikinizin de aklı beş karış havada. Cüneyt. Evet Esra abla. Hoş geldin. Sizden özür diliyorum. Kabul ettim. Yağmur. Kes. Yağmur, bir şey söyleyeceğim söz sana. Konuşma. Gel. Telefonda olmaz. İnsan. Yağmur. Karşıma gel. Bakın ben Yağmur'u seviyorum. Abla lanet olsun be. Şu an elimde fotoğrafı da var. Fotoğrafı mı? Yakmakla o fotoğrafı da yakıyorum. Ah be gülüm dedin ya Yağmur. Barışmak istemiyorsan da Allah emanet ol diyorum. Hadi sana. Hadi gel konuşalım. Konuşalım iki medeni insan gibi ama. Esra abla. Esra Hanım. Duyuyorum. Duyuyorsanız cevap verebilirsiniz değil mi? Duyuyorum diye. Evet dedim ya, duyuyorum diye. Eğer seviyorsa barıştır. Hayatım gülüm gel, iki medeni insan gibi konuşarım, anlaşarım. Bekliyorum Cüneyt Bey sizi. Teşekkür ederim. Şimdi telefonu kapatabilirsiniz. Yağmur Gündoğdu, Aydın Nazilli'den geldi. Beş aydır ayrı yaşadığı eşi, eşiyle ayrılar. Boşanmak istiyorum, barışmak istiyorum dedi. Ne yapmak istediğine o da karar veremedi. Eşi de stüdyomuz olacak. Atarlı giderli de bir beyefendi. Cüneyt Bey geliyor, buyursunlar. Biraz böyle gel Cüneyt Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Yağmur, gel dedin geldi. Evet, seni dinliyorum. Yani demek istedim yani bir konuşurum, tanışırım, şey yaparım yani. Tanışalım mı? Olsun, beş ay ayrılıktan sonra yeniden bir tanışmak lazım. İnsan değişime uğruyor. Aynen çünkü. Öyle Esra ablam. Yani konuşurum bir iki medeni insan gibi. Uzatmaya gerek yok bence Esra Hanım. Gerçekten. Ben ayrılmak istiyorum. Tamamdır. Anlaşmalı olarak boşanırım o zaman. Senin zaten istediğin bu. Beni o yüzden buraya çağırdın. Sen dedin ya hani milyonlara seni rezil edeceğim. Zaten bu yüzden getirttirdin. Amacınız buydu. Ben o kadar barışmak istedim. Arkamda mı duldun? Ama artık gerek var mı artık? Bu saatte ben sonra. Ben gittim de arkamda mı duldun? Durdum. Ya yalan söyleme Allah aşkına ya. Bak, anan aradı mı annemi? Aramadı. Bir insanı başkasıyla tehdit edemezsin. Ederim. Arattırıp da tehdit sen ettiremezsin. Sen bana abuk subuk argo tehdit kelimeler kullanırsan ben seni ederim. Beni tehdit ettirdiğin insanlar beş para etmez. Sen kendine bir ilk bak. İnsanlar. Ondan sonra gel yap söyle ya. Allah'ım Esra Hanım, ya. Daha gerek yok. Ben bu lafı da uzatmayacağım. Bu lafın üstüne daha hiçbir şey demiyorum. Bekleyin. Ben konuşmayacağım. Anlaşmaları bitsin gitsin. Rica ediyorum. Her ikinize de tek uyarım. Yani böyle yani argo sözcüklü, lanlı lunlu konuşmayın. Saygı çerçevesine hitap edin birbirinize. Şimdi bir yıllık evlisiniz ve kaçarak evlenen bir çiftsiniz. Hatta sizi birbirinize vermeyecekler diye dağları deliyorsunuz. Doğru mu? Yok Esra abla, geldi doğru istemeye. Geldi ama annesi gelmedi. Eski karısını tuttuğundan dolayı gelmiyor. Hı hı. Ama yine de ailesi gelse de gelmese de evlendiniz mi siz? Evet. Evlendiniz. Sizin aşkınızın önünde herhangi bir engel durabilir mi? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? İki insan evli değil mi? Hı hı. Peki gerideki insanlar ne karışıyor? Bu onların hayatı. Bu onların yuvası. Evlendikten sonra nerede yaşadınız annesi, siz? Babası, anasının benim yanına ailemle attı karışıyor. Abla. Anasının yanına attı. Attı bak doğru cevapla. Evlendikten abla bana sonra başka ev Esra gösterdi. Abla gerçekten. Anasının nerede yaşadınız attı ve kaç kişilik bir evde yaşadınız? Ailemle yaşadım. Bekar abisi vardı yasız üç olduğundan dolayı kapının kilidini değiştirdim ya. Senin ailen üç kişi. Ya.
Bak, bir de o geldi. Peki o evin içerisinde, bilemiyorum ev 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi, 1 artı 1 mi? O evin içerisinde sizin kendinize ait kapısını kapatabileceğiniz var. Bir yoktu odanız var mıydı? Esabla, var abla. Bir sus. Esabla yoktu. Bak insan gibi konuş. Ben buraya çıktım. İnsan gibi konuş. Benim de canımı sıkma. Attığınız hitamlar, hırsızlık hitamları. Bir dur, yeter lan artık. Bir dur ya. Bir dinle. Bir dinlemeyi öğren ya. Doğadan gelmiş bağdakini kovuyor sanki. Evet. Esra abla. İlk, hareketlerine bakın ya. Hanım, ben gerçekten yayından çıkmak istiyorum. Lütfen. Bu saatten sonra konuşacak bir şey gerek yok. Hareketlerine bak derken. Bu kadar karaktersizlik olmaz. Senin oturma tarzın aslında Cüneyt'in gözünden değil. Ekran başındakiler o oturma tarzını belki eleştirebilirler diye. Acı söylüyor ama doğru bir uyarıda bulunuyor. Tamamdır Esra abla, kusura bakmayın. Sanki çok komik. Allah'ım. Esra abla, ilk bana başka ev gösteriyor bu bana. Burada... Evliliğinizi öğrenmek istiyorum ve konuşacağız Cüneyt, evet. Burada otururuz bir an yani. Bursa Gölükle tarafında. Ondan sonra beni kaçırıyor, anasının evine atıyor. Yatak odası yok, hiçbir şey yok. Eski karısına aldığı koltuklar, televizyonlar, her şeyin üstüne gittim ben. Karısının kullandığı şeylerine gittim. Ya. Peki Cüneyt. Bir insanın abla, geçmişini kurtulamayı ben yaptım ya. Yatak odasını. Yağmur'la evlenirken, o kadar karakterli yani. Yağmur'la yani, evlenirken her iki insan da birbirine dürüst olması gerekiyor ya. Ve Yağmur da seni çok seven bir kız anladığım kadarıyla. Öyleydim. Ona ya Yağmur ben senden önce bir evlilik yaptım, bir evladım var dedin mi? Hepsini biliyor Esra Hanım. Ya demedim be. Hepsini Ertin'den biliyor. Öğrendim. Kaç ben kere buna... dedim ben sevgiliken Esra Hanım, dedim. Hı. Kaç tane de şahitim var? Dedim. Evlendiğimi, boşandığımı. Bak kaç tane de şahitim var? Demedim. Hepsini biliyor. Ya he. Çalıştığım iş yerine de geldi gördü. Ya he. Bir insan bu kadar da düzenmez. Düzen kuramaz. Sen kendine ilk bak ya. Peki. Allah'ım ya. O evin içerisinde sevdiğin adam için her şeyi göze aldın. Aldım aynı abla. Evin içine yaşamaya başladıktan sonra ilişkinizdeki problem senin yani aileler yüzünden mi çıktı? İkiniz arasındaki kavgalardan. İki aile. Esra abla iki aileden dolayı. Onun anası bana abuk subuk kelimeler. Bu geliyor anasının yaflarına bakarak beni dövüyor. Ondan sonra annemin yaflarına bakarak beni dövüyor. Dövmedim değil mi? Ben inkar ettim mi? Etmedin. Ben hiçbir şey inkar ettim mi bugüne kadar? Etmedin. Ben geldiğimde de söyledim buraya. Hı. Bir insan... Getirmiyor muydum? Getirmiyordun. Gözüne sabah yedide, sabah yedide ise... Bir dakika dizine dur, dursun. Bir dakika dur. Sabah yedide gözüne ise gönderip... Bu saatten sonra da... Bir dur be. Git annenin dizinin dibinde otur. Tabii ki de. Tabii ki de. Esra abla, lütfen rica ediyorum. Ben gerçekten sabredemiyorum. Ben sabrediyorum. Sabah 7'de işe gönderip sabaha karşı 5'te 6'da gelmiyor muydun ya? Bir daha söyle. Sabah 7'de gönderiyordum ya seni. İşe yolluyordum ya. Akşam sabah karşı gelmiyor muydun? 4'te 5'te. Çoğu zaman da gelmiyordum. İş yerinde kalıyordum. Aynen öyledir inşallah. İnşallah. Abin geliyordu ama. Nerede kaldığını iddia ediyorsun? Ben abla aldatıyordum. Ben mermeride çalışıyordum. Hı? Esra Hanım, mermer işinde aldattığını çalışıyordum. Aldattığını düşünüyorum. Rıza isminde o benim yanımda. O karakter vardı. O zaman beni kasıldığın zaman o adamın yanında sarışmıyordun. Yaya abimin sarıştığı yerde sarışıyordun. Bana hayır, yalan söyleme. Hayır. Bakma bana oldan dik. Yağmur, buraya ne amaçla çıktın? Bir önce onu açıklayabilir misin? Güzel soru. Buyurun. Esra abla, yani bir kere deneyeyim dedim. Neyi? Yani konuşmayı, barışmayı. Buraya barışma amaçlı mı geldin? Yani olmazsa boşanmaya geldim abla. Bu kapıdan ilk girdiğinde kocanla barışmak gibi bir hayalim vardı. Hem de boşanmak amacım vardı. Hangi amaçla gelmiş buraya? Öğrendin. Boşanma amacıyla. Zaten bunu da beyanla telefonunda kendisi... Ben sana demedin mi? Benim ben WhatsApp'ta mesajlarım duruyor. Ben sana dedim ki... Ben açık açık çıkacağım. Senle orada hem ya, rezil edeceğim aileni ve seni. Ondan önce ben ananı aradım. Ayrılacağım. Anneni aradım. Dün kavgasıydı. Bu. Bugün yeni bir kavga var. Bak dediği bu. Sen bir soru sordun biraz önce. Evet. Tamam abla, mı? Güncel abla, bir soru. Adem sen buraya doğdu, hangi amaçla geldin tehdit dedi. Etti. O da dedi ki ben buraya barışma amacıyla geldim. Olmazsa Esra Hanım, boşanırım ben dedi. Ben şöyle söyleyeyim. Ben buraya sen sizin bu hatırınız için çıkardın? Geldim. Ben sizin hatırınız için geldim. Esra teşekkür abla, ederim. Esra abla. Benim yoksa mahkeme var. Allah'ım ya.
Dışarıda, sen buraya. Dışarıda aile mahkemesi de var. Boşanmak istediğinde gider orada davamı veririm. Ulan dedim. Kaç yıl sürse de ben boşanmıyorum boşanılır. Dedim. Boşanmıyorum dedin. Yağmurcuğum, sen yayına çıkmadan bir gece önce siz barışmaya karar verdiniz mi? Esasını var arkadaşta. Şunu evet. Anlamıyorum. Ya dünkü konuşmasında gel ne demişti bu? Gel yüzleşelim, barışalım. Öyle demedi mi? Öyle dedi. Yayın orada. Vurdun. Ama söylenenler dün, onlar. Ama dün ne dedin sen peki? Barışmak isteyen insan her türlü barışır. Bence de. Hı. Annen arkamda mı durdu? Kim arkamda durdu benim? Senden bir garanti benim annem istiyor. Arkamda durmadı mı be? Benim annem babam arkamda durmadı mı? Evinde kalmadın mı? Bu yuvayda adam yemedin mi? Bir saniye. Kimi aldım etti ya? Bu yuvayda adam bak. Hem annen. Bakmam ben sana. Sedan gör. Değil mi? Bak babana diyecek bir lafım yok. Benim adam sessiz karışmadı. Sakin. Hiçbir şeye karışmadı. Allah var. Ama annen gerçekten sırtını sıyırdı artık. Ama senin annenin yanında yaşıyoruz. O da senin annenden şikayetçi. Evet. Ablacığım, beni eski karısıyla kıyaslıyor. Yaptığı yemeği beğenmiyor. Kurduğum sofrayı beğenmiyor. Ya. Kaç kere yaptı Allah aşkına ya. Ablacığım ben buna söyleyeyim. Bu isteyken beni evden kovuyor anası. Ben ondan kovduğuna hiç şahit olmadım. Ya parkta beklemedin mi ben seni ya? Sen hayatım çıkıp dedim gittin. Gel dedim sen anan evden kovdu. Annemi arayın sorun ya. Sen annem de sahip. Gittin. Gel kızım ne de yok. Anne dedim damadın gelecek dedim. Ablacığım. Başka bir yere gitsin. Esra şey abla sokakta da yattık. Zamide de yattık. Yatmadık kaldım, değil. Kalmadık mı diyorum? Bir ben iki hafta kaldık. Ben inkar mı ediyorum? Sokakta. Kaldık abla. Kaldım. İnkar etmiyorum. Kaldık. Niye? Parkta yattık. Öyle bir kuru ekmeği paylaştık. Kaçtığınız zaman mı evlendikten sonra? Sonra gel karıyı dök. Vay be. Bir de gülüyor. Çok güzel bir şey yapıyorsun ya, gülüyorsun. Demin bir şişe fırlattın ya. Hı. Ha söyle, utanma. Dua et. Ne dua edeyim? Kime dua edeyim? Böyle bir ortamdasın. Böyle bir ortamda olmasa ne yaparsın? Gerçekten benim sabrımı... Benim gerçekten sabrımı sınıyorsun. Bak, çok tehlikeli bir yerdesiniz. Bela habire... Çeke çeke bir hal oldu. O sabrımı sınıyorsun diyor. O da diyor ki erkek sen gel diyor. Şiddet böyle geliyor. Abla durduk yere kaç kere dövdü ben ya. Ben normalde bak böyle bir şeyler olmasaydı. Abla yatak odası dedim. Esra Hanım gerçekten böyle bir şey olmasaydı dövdü. Ben barışırdım. Zami ablasında boğazıma yapıştı. Siz niye sokaklarda kaldınız? Anası kovdu evden abla. Doğru mu? Annen o size biraz da bizim mu? Suçumuz. Ya evet. Ne oldu? Abla hiçbir şey bununla yok. İkimizin suçu. Ya. Ne yaptınız? Benim üstüme atma be. Niye sen, gittin? Gittin geri evine oturdun. Bak gittin değil mi? Geri evine oturdun. Ne her sana? Kızdığımızda sinirlenip kapıyı çarpıp çıkarsa ben onların sabrı da bir yere kadar. Ben mi gidiyordum ya sana? Hiç kusura bakma. Ya pardon. Ben mi gidiyordum ya? Bir evden kaç defa? Sen posetlerine benim kıyafetlerimi toplayıp evden, kapının önüne atmıyor muydun ya? Bir evden kaç defa gittin? İki kere gittim. Dövdüğün isim yani ya. İki. Dört. İki. Kanıtlarım. Kanıtla. Esra abla mahkeme darp yapılarıma bakın, şikayet olduğum günlere bakın. Uzaklaştırma kararı 17 Ağustos'ta boşanma davası açmış. Ondan öncekileri de var abla. Aynen kaç abla. Defa? Ben kaç defa gittim diyorum. İmza attım. Siz şiddeti kanıksamışsınız onun normal bak, bir... Bak ben şiddete karşıyım. Şiddete ama bir insan... Ama hep şiddetin içindesiniz. Allah. Raporlarınız adli tıba kadar gitmiş. Bak değil mi? Git. Tamam ben ama inkar bak, mı ediyorum ya? Bak, ben inkar etmiyorum. İnkar hiç karakoldan da kaçmamışım. Evet, inkar etmiyorsunuz bu adamın da. Kaçmış mıyım? Bak şimdi bunu kanıksamışsınız. Ulan cezaevine girdin kaç... Güne kadar kim da... Kim baktı sana? Ben bakmadım mı? Keşke hiç çıkmasa. Sen affetmiştin bak. Dün... Esra abla. Abla kaç kere affettim Allah aşkına ya. Barışmak için... Ben barışmak için... Bak. Yaşananların bölüyorum. Üzerine su çekip siz buraya... Gel görüşelim, iletişim kuralım dedi. Dün ne güzel bak, iletişim bu... kurmak için geldi ama... Konuşmaları ve hareketleri, tavrı bir insanı itici olabilir mi ya? Siz ne diye oldu? Geldiniz? Ben insan gibi, kim beni insan gibi konuşmaya geldim buraya. İçinizde telefonda söylediğiniz gibi barışma isteği var mıydı? Vardı. Gelirken. Ben insan gibi konuşuruz diye umuyordum. Abi insanı hırsızlıkla, başka ithamlarla suçladı mı bu evlilik zaten yürümez. Yapmadın mı? Yaptın. Yapmadım yapmadım deme bana. Yapmadığın şeyleri yaptın deme.
Yaptın. Yaptın deme. Yaptın. Kanıtla. Kanıtlarım. Annemi bağlayın. Bağlasınlar. Ben de bizimkileri bağlayayım. Sıkıntı ben yok. De arkadaşlarımı bağlayayım. Ben çevremi komple bağlayayım. Bağla. Bir tane Murat var, onu bağlasın işte. Fark siz etmiyor. Başka arkadaş. Tamam, Murat işin beni dövmedin mi ya? Ben kaç kere dövdün adamın evinde? Adamın evinde lütfen. Kaldık Esra abla 2 ay biliyor musun? Anası kabul etmedi. Ev tut dedim, tutmadı. Hayatım bak, her gün söylüyorum, defalarca söylüyorum, geri söyleyeceğim. Şiddet durumu hiçbir koşulda ama hiçbir sebeple gerçekten kabul edilecek bir davranış değildir. Eşek gibi çalışmıyor muydun ya? Değildir. Eşek bir kere yapmaz demeyin. Para getirmiyordun. Biz de şunu merak ediyoruz Yağmur. Şimdi bundan şikayet edip buraya gelirken, yayına çıkarken bile barışmayı düşündüğün bir adam var. Aynen abla. Yani şimdi bu ikisi bir tutarsız. Biri bana kötü geliyorsa, benim enerjimi düşürüyorsa, iyi gelmiyorsa, bana zarar veriyorsa ne yaparım? Abla. Ondan Esra uzaklaşırım. Abla, ben uzaklaşmak ama onu bildiğim halde ona koşarak gidiyorsan burada bir şey var. Abla burada sen yok, her burada sefer var. Ne? Esra abla. Aklın yok, kalbin var. Yok, aklımda yok, kalbimde var. İşte onu söylüyorum yani, aklında yok, kalbinde var. Ben uzatmak buyurun istemiyorum. Gerçekten insan gibi konuşacaksa, yani devam edelim. İnsan gibi konuşmayacaksa. Ben de o platformu yaratmaya çalışıyorum. Ben sen gerçekten de tutarsızsın ama Cüneyt. Yani abla oraya barışmazsa ben gelmem diyen Cüneyt. Birimizden birimizi alttan alacak ki bu iş yürüsün. Bak ben gayet sakin konuşuyorum ama İkiniz de bir insanın üstüne bu kadar gelinmez. Hadi insanca konuşun, nasıl oluyor biz de görelim. Nasıl insanca konuşuyor? Şimdiki derdin amacın ne? De bakalım hadi. Yani eski uyunu bırak. Yani o öfke, sinir onları bırak. Yani o şiddete biraz artık uzaklaş, onu komple ben bırak. Ben şu an zaten uzağım. Yok uzak değilsin. Olmasan, sen bana Kur'an el bastın. Sen bana Kur'an el bastın. Bak şu an ama zaten sen yine olmasan, kaldırdın karını el. Bu durumda olmak. O neyi bırakacak? Bir insanı hiçbir zaman geçmişiyle yargılamayacaksın. Kur'an el bastın aşkım, yemin ederim bak, dedin. Bir insanı yemin ederim dedin. Bir daha Yağmur el kaldırmam dedin. Yağmur no, şimdi dinliyor musun? Önce dinlemeyi öğren. Sen öğren be. Ondan sonra. O neyi bırakacak peki? Şu an Yağmur hangi davranışlarından vazgeçecek? Dua mı ediyorsun? Küfür mü ediyorsun? Küfür ediyordur abla. Sabır çekiyorum abla. Hı. O öyle, her gün öyle abla. 7/24. Peki. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Açık açık. Bir dakika dur. Bir onu söyle bakalım. Sen bana iftiralar attın. Onları hadi kanıtla. Hani sen bana iftira atıyorsun. Hadi sen kanıtla bakalım. Sen bana kanıtlasana. Videolarım var internette dedin. Kanıtla. Göster. Ben senin dedim. Gösteremezsen yezir ederim. Bir şey sorabilir miyim? Hadi herkese göster. Soruyorum bu soruyu. Her gün cehennemde olduğunuz bir yere dönmek ister misiniz? Hayır. Hayır. Sizin bütün hayatınız böyle geçmiş olamaz. Geçmedi abla, zaten her gün. Abla. Bak, abla. Her gün her böyle gün geçtiyse demesin. Sen de tutarsızsın. Abla. Sen de hastasın o abla, zaman. Abla hiç kusura bakmayın. Yani o cehenneme dönmek için kendini paralıyorsan sen de hastasın. Ama bu bir ilişkide o ilişkiyi ayakta tutan duygular, sevgi bir şey olması lazım. Ya kardeşim sizin bir gün bile iyi gününüz olmadı mı? Oldu. Çok güzel anılarım oldu. Olmadı değil, oldu. Çok güzel eğlendim, gezindim, her gün diyor dolaştım. Abla. Bir sus be. Ondan sonra anası arkamda durmuyor. Benim ailem arkamda durmadı. Annemin yafına gelip beni dövüyor. Anasının yafına gelip beni dövüyor. Annen gelip de bana kızın böyle böyle, kızım böyle böyle yapıyor derse. Senin karın yanındayken anama mı inansam, bana mı? Annesine. Anneme mi, bana mı inanacaksın? Gittiğinde. Senin karın 2 sene telefon kullanmadı. Evden gitmedi. Çıkmadı dışarıya. Ne zaman gitsem annenle gidiyordum. Kaç senedir evlisin? Kaç seneden beri evliyim? Hadi bakalım. 27.04. Kaç ay oldu gideli? Gider mi? 5 ay falan oluyor. Ağustos'ta gittim. Yok, 5 ay değil. Değil mi bugüne abla kadar, sallıyor. Bugüne kadar gittiğinde belli ne yaptın?
Arkam geldin mi annenle? Bir saniye. Annenle geldin beri... mi kapıma? Dinle gelmedin. Şimdi. Arayıp annen gittim, kızım böyle böyle olmaz daha ben siz bir aylık iki aylık evlisiniz dedi mi demedi. Gittin annenin evine gittikten sonra ne yaptın? Valla benim şu anki aklım olsa seninle nikah kıymazdım. Hesabı uzatmaya gerek yok. Gerçekten ben daha konuşmak istemiyorum. Çünkü böyle bu kadar her ben gün dayak yersem insan gider bıkar. Sen, sana bir soru sordu. Gittiğin günden beri ne yaptın dedi. Ablan gittiğin günden beri telefonda görüşüyor muydunuz? Hayır. Birkaç defa görüştük. Neydi görüşme gerekçeniz? Normal bir şekilde ben barışak diye görüştüm. Hı hı. O istemedi. İstemedim. Eğer ki dedi beni boşamazsan sen dünya aleme rezil edeceğim. Rezil etti. Allah razı olsun. Sen de deme o zaman ben seni şu seviyorum. Şu an dese ki. Abuk subuk kelimeler kullanıyor. Milyon doları önüme yıksalar, dünyayı verecek deseler hiçbir şey gözümde yok. Bir an önce gitmek. Esra abla. Bir an önce evime gitmek istiyorum artık. Esra abla. Niye? Ağlıyor musun? Duygu sömürüsü yapıyordur. Onun uyu var bir tane böyle. Ya annem tövbe. İyi bilir. Bir şey söyleyeyim mi? Kaynanan iyi bilir. Bir an önce Esra Hanım. Gerçekten kurtulmak istiyorum. Lanet okuya okuya bir hal oldum. Boşanmak istiyorsun. Bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Tamam. Hayır. Şimdi çıkmak istiyorum ama abla ben buradan giderken Yağmur'la olan tüm geçmişimi silip bu evliliği bitirip gitmek istiyorum. Artık kendime temiz bir sayfa açıyorum demek bir tercih. Ya da bir her şeye rağmen tüm dakika, her şeyi bitirip çekip gitmek istiyorum. Her şeye rağmen yuvamı kurtarmak istiyorum. Hangisi? Temiz bir sayfa açıp boşanıp mı gitmek istiyorsun? Bir sorun bakalım o istiyor muymuş yuvayı kurtarmak ya? Ben sana ya? Soruyorum. Ne atarlı giderlisiniz anam rest. Atara atar gide oyun oynamayın. Tam istiyorum desem ne fark edecek? Sen bu evliliği bitirmek mi istiyorsun? Bu evliliği kurtarmak mı istiyorsun? Ya kurtarmak istiyorum desen de bir şeyi fark etmeyecek. Ben senin hissiyatını merak ediyorum. İstiyorum. Evliliği kurtarmak istiyorsun. Sana göre bu evlilik hangi şartlarda kurtulur? İki aileyle de görüşmeyeceğiz. Bu evlilik kurtulur. Öyle bir şey söz konusu değil. O zaman saygı sevgi çerçevesinde bu evlilik kurtulur. Peki. Siz ne istiyorsunuz Yağmur Hanım? Esra abla aileler arkamızda dursun. İkimizin ailesi de arkada dursun arkamızda. Yani bir şey de istemedim. Bu zamana kadar bir şey istedim mi ben senden? Dün şart sunuyordun. Bir dakika bir saniye bir dakika. Dün şart sunuyordun telefonda. Bana bak. Olda değilim, buldayım. Konuşurken bir insan bana bakması daha iyi oluyor konuşurken. Dedim ki, ben senden bir şey istedim mi? Bunca seneye kadar. İstedin? Ne istedim lan? Kaç defa dedin ayrı eve çıkalım. Ben dedim maddiyat durumum bak, abla, yok. Bak abla gördün mü? Tek aile ev tut dedim. Esra ve ev tut dedim. Bu evliliğimiz olur dedim ama dinlemedi, tutmadı. Peki, bu evliliği ayakta tutabilmek için bir gelirinizin, ekonominizin olması gerekiyor. Her ikiniz de taşın altına elinizi soktunuz abla mu? Abla ben sarışıyordum. Ben kendime anyas yaptım, bir şeyler yaptım. Gitti sattı. Geri de vermedi. Kendi yüzümü kendim yaptım. İstemede de takmadı hiçbir şey. Kendim yaptım. Hatırlıyorsun i̇stemede, değil mi? İstemede takmadın mı? Ulan sahte takmadı. Ayrı pardon kusura bakmayın. sahte takmadık mı? Hayır. Sahteydi o. Hayır. Sahteydi. Hayır. Annem biliyor. Değil. Evet. Ben kuyumcunun numarasını da verebilirim yani. Ya he. Sahte olduğunu bilerek mi taktın? Temsili bilerek. Olsun abla, diye. Abla bilerek taktım. Ama o zaman bundan şikayet edemezsin. O kadar edemezsin. Yani değer verdim. Yani bak şimdi. Şunun değeri mi? Parası mı? Yoksa bunun manevi değeri mi? İlla billahi helal yani. Yani bence takmış olduğunuz şeyin simgesel anlamı ve manevi değeri çok daha önemli. Su attım. Susamışsın. Abla bir insanla bir kuru soğanı bir kuru ekmeğe paylaşacaksa ben varım. Yoksa ben yokum. Kısa ve öz oldu değil mi? Ya sokakta çok. Kalmadık mı ya? Sokakta kalmadık mı? Ekmeği paylaşmadık mı senle ya? Böyle yapacaksa ben varım. Beş kurusu yoktu ya. Bak tamam diyorum ki bak. Şu şey an ben diyor. Ne dedim? Peki bir aileler arkamızda bir kuru ekmeği paylaşacaksa mı? Ben varım. Sen ilk önce annemi babamı ikna et ya. İlk önce annemi babamı ikna et. Annem babam beni alakadar etmiyor bu saatten sonra. Dünkü konuştuklarından sonra. Anneme ne küfürler ettin ya? Ne argo kelimeler? Hadi kanıtlasana onlar bana. Onlar beni. Videom var dedin, filmim var dedin, kanıtla. Beni tehdit ettikleri zaman benim için ailem bitti. Hı. Benim ailem de aynısını yapsın. Ben aileme de resmi çeker, çıkar giderim. Tamam, sen de benim için bittin o zaman. Sen de beni kaç kere tehdit ettin. Esra abla, kusura bakmayın, özür diliyorum. Hı hı.
Ben yayını terk Cüneyt edeceğim. Cüneyt Bey, terk etmeyin, bekleyin. Ben terk edeceğim. Şimdi bu barışmada terk etmeyin, ben bekleyin. Ben daha da barışmak istemiyorum bu saatte sonra. Ben sizi barıştırmayacağım. Bekleyin lütfen. Anneni, herkesi sileceksin, bana geleceksin diyorsun. Böyle bir evlilik hayatı olmaz. Olmaz. Bu barışmayla beraber... Sileceksin bence demiyorum. Bence senin gidip o çocuğun ailesine yalvar yakar, artık arkamda durun deme yüzün olsun. O da senin ailene söylesin. Çünkü siz iki aileydi anladığım kadarıyla kesip biçip doğrayıp sinir sistemlerini havaya kaldırmışsınız. Esra abla bak. Yani ben senin annen olsam ben de senin arkanda durmam. İnsan bir süre sonra çıldırır. Ya da onun annesi olsam durmam. Sizin her iki aileye, anne babaya hürmet ve saygı gösterip bir söz verip bu evliliğe öyle devam etmeniz lazım. Hala siz böyle yapıyorsunuz. Sen anneni sil, o babasını silsin. Yok öyle bir dünya. Böyle geçmiyor hayat. Hayat nasıl geçiyor biliyor musun? Alttan alarak, ortak yolu bularak, uzlaşarak, kibar olarak... Yaşam böyle devam ediyor. Böyle atar giterli olmaz. Siz buradan barışın gidin. Daha köprüye gelmeden ayrılırsınız aynen, gene. Aynen tam arabadayken olur. Heh. Esra abla bir de şey ya. Pazara kadar mı mezara kadar mı diyorlar ona siz karar verin. Abla sorsana bakayım ben onun annesine kötü davrandım mı? Senin annen arayıp da bırak kızım gel dediğinde. Sana benim sorduğum soruyu söyle dediğinde. Ya. Sen bunları... Ben bak, eve geldiğinde temizlik de çekip giden, hazır değil miydi? Ya? Yemeğin hazır değil miydi? Sofran hazır önüne gelip vermiyor muydum yemeğini? Koltuğuna getirmiyor muydum? Hasta olup yanında Allah duran kim? Olsun. Hastaneye götüren bak, kim? İnkar mı ediyorum? Allah razı olsun. Bana kimse yapamaz yani. Gelinlik yapamadı da karılık yapamadı da diyemez. Yaptım. Elimden geleni zaten yaptım. Zaten onu demiyorlar. Gülme. Zaten o kelimeleri demiyorlar. Diyemezler. Deseler zaten ben buraya gelmem. Ya bizim ne işimiz var burada? O zaman. Ben sana o kadar değer verdim. O kadar sen şu yani. An, Yağmur, barışmak istiyorsan. İnsan gibi konuşalım, barışalım. Barışmak istemiyorsan da bitirelim. Tamam. İkimiz aynı anda çekip gidelim. Konuşarım. Barıştım demedim. Konuşacağız ama yani. Normal. Evet, dinliyorum konuşarım seni. Konuşarım yani. Dön ama. Dinliyorum konuş. Sen devam et ben devamını getiririm merak etme. Şimdi evet şart diyordun. Ne şartı? Söyle yani bakalım. Yanlış anlama da yani eski Elif'e yaptığın gibi bana da yaparsan ben gelirim. Gelmem değil. O kadar değerim mi yok? Hiç sordun mu maddiyatın var mı? O zaman da mı aldı ya? Annen yapmadı mı? Şu an var mı? Annen yapmadı şu mı? Şu an var mı? Hiç onu sordun mu? O zaman da yoktu. Nasıl yaptınız? Yani olsa kredi zaten, çekip yapmadınız bak, mı ya? Şu an maddiyatım olsa zaten seni konuşturmam. Ya he. Çok gördük. Varken de gördük. Yokken de gördük. Esra varken abla. De gördük. O yüzden vallahi yani... Uzatmama gerek yok. Uzatmayalım. Peki. Birazcık bir dinlenin. Belki sizi görüştürürüm tamam mı? Gel Cüneyt böyle. Bir şey sorabilir miyim? Kızıyorsun ama ona baktığında da hep böyle bir gülümsüyorsun suratında. Ya orası öyle Esra abla. O da bende kalsın. Bugün herkes... Herkes atarlı giderli bugün ya. Evet, herkes bana küsüyor bugün. Fadime Çil konusuyla devam ediyoruz. Yani en azından bir tarafta kızıp bir tarafta tebessüm edebildiğimiz yani konulardı. Böylesi daha iyi geliyor. Şimdi pek de öyle bir konu değil. Fadime Çil konusuna geçeceğiz. Diğer tarafta hakkında mahalleliği ve mahalledeki kadın ve kızları taciz ettiği ileri sürülen Sebahati Dinç hakkındaki iddiaları cevaplayacak. Gel Fadime. ...44 yaş küçük Fadime'yi Alzheimer hastası karısının yanına kuma olarak aldı. Fadime Çil, 44 yaş büyük Sebahati Dinç geldiğini nikahlayalım. Bana da bir çocuk doğur diyor ve bunun üzerine şu anda da gebeyim dedi. Sebahati Dinç'le ilgili hem ihbarlarımız var. Benim kızımla da aynı şekilde. Fadime Hanım'a söyleyeyim. Kızım 23 yaşındaydı bundan 3 yıl önce. Allah. Seninle evleneceğim bir çiftlik evi vardı. O çiftlik evini senin üzerine devredeceğim.
ve oturduğum evde sana döneceğim diyerekten kızım 23 yaşındayken evlilik yapıyor. İmam nikahlı. Biraz araştırınca adamın karısının hala yaşadığını öğrendik. Halbuki kızıma öldüğünü söylemiş. 20 milyar para ödüyor kızımla kendini tanıştıran bir iki sevgili var. Onlara 20 milyar para ödüyor. Ama üstüne bastırarak sansürlü. Genç olsun. Genç olsun. Başka bir ihbarımız daha var. Komşusuyum ben apartmanda. Bu beyefendi çok kadın getiriyor, karı kız getiriyor. Kadın buluyorlar. Allah'ım 19 ya. Yaşında kızlara sarkıntılık yapıyor ve benim çocuklarıma da yaptı. Ay şikayetçi oldunuz mu? Tabii ki de oldum. Yani bu tarzdaki insanlar gelip sana ev, mal, mülk veriyorum dediğinde, benimle beraber ol dediğinde senin de buna dur demen lazım. Biz çocuklarımıza kendilerini korumayı öğreteceğiz. Sebahati amcanın genç kadınlara zaafı var. Bu zaaf artık hastalık derecesine gelmiş. Yani oturduğumuz sürece sürekli kadınlardan bahsediyor. Bunu buradan belirtmek istedim. Bizim arabamızın önünü genç kızlar durdurdu Esra Hanım. Onlar da Sebahati Bey'den şikayetçilerdi. O kızların yaşları 15 ile 17 aralıklarındaydı. Yani mahalleli de Sebahati Bey'den çok şikayetçi. Aile üyeleri de inşallah gerekli önlemi alır. Artık çevreye rahatsızlık vermez. Peki canlı bağlantımız hazır. Fadime Çil konusunda Sebahati Bey canlı yayında. Ekranı ilk kez açanlar ve konuyu bilmeyenler için hemen minicik bir hatırlatma da yapayım. Kendisi 67 yaşında beyefendinin. Fadime Çil'le tanıştırılıyor ve sonrasında dini nikahlı beraberlik yaşıyorlar. Bana çocuk yaparsan sana işte evimi, malımı, mülkümü veririm diyor. Ve yaklaşık bir yıllık parça pirçik giden bir ilişki. Fadime Hanım şu anda ben hamileyim diyor. Zaten kontrole de beraber gidiyorlar. Ama daha önemlisi şimdi midemizin ve aklımızın almadığı konu Fadime'nin bu kadar küçük olması, bu kadar çoluk çocuğu olan yetişkin, yani büyük bir yetişkinin de böyle bir ilişkiyi kabul etmesi asla kabul edilir, sindirilir bir şey değil. Normalde toplum içerisinde bu tarzda davrananlara söylenen tanımlamalar var. Herkes bunun ne olduğunu gayet iyi biliyor. Fadime dışında komşuları ve yakınlarından gelen ihbarlar var. Şimdi Sebahati Dinç, bulunduğunuz yerde bir daha önce 23 yaşındaki bir kızla ilişki kurmuşsunuz. Annesi bağlandı. 51 yaşındaki bir kadınla Eskişehir'de tanıştırılmışsınız. Kadını taciz etmişsiniz. Eski kiracınız evden kaçmış. Hakkınızdaki tüm herkesi taciz ve taciz ediyor iddialarını nasıl cevaplıyorsunuz? Şimdi Esra Hanım, önce beni yayına aldığınız için teşekkür eder. Hayırlı. Evet. Şimdi şey konusu, komşu Ümit Aslı. Evet, ilk önce ben konuşayım, beni dinleyin. Çünkü beni çok bir sene önce benim kiracım idi. Bir buçuk sene evimde oturdu. Madem ben kötü idim, bir adam idim, niçin evimde oturdu? Herkes... Al. Her şeyin döküldü ortaya dün. Arkadaş beni konuşturma. Ha tamam. 6 ay kiramı vermedi. İcra yoluyla çıkardım. Bu zamana kadar beni kötüydüm de. Evimde niye çıkmadı? Bana peki, sapık dediler. Mahkeme hep beni haklı buldu. Beni hep haklı buldu. Ne yaptıysa ret etti. Mahkeme mi reddetti? Mahkeme reddetti. Yani sizi taciz etti. Mahkeme ne reddetti ya? O zaman bu insan niye tutuklanmıyor? Benim ev sahibim beni taciz ediyor diye şikayetçi mi olmuş? Esra Hanım ben söyleyeyim Sebahat abi, sen heyecanlandın. Komşu, dünkü bağlanan komşu Sebahati amcayı tehdit ve
tacizden dolayı mahkemeye veriyor. Hı hı. Mahkemede kovuşturmaya yer yoktur. Değil mi? Reddediyor evet, mahkemeyi. Işte, kağıtların burada. Mahkemede yokmuş ortada. Kağıtların orada. İşte niye böyle bir iftira atıyorlar? Sizin iddianız bu. Vallahi işte ne bileyim kimse seninle evleneceğim. Kimse iftira atmıyor ki, olanlar dün açıklamada evlenir. Söylediler zaten. Her şey çıktı zaten. İftira. Kızla çocuğu olan bir kişiyle beraberliği olmuş. Annesi evet. Bağlandı. Bak o da yalan. Şimdi ne benim, yalanı lan? Ben dedim bağlan diye. Arayanlar ya, yalan mı söylüyor? Ben bak. Allah seni ben yolda yürürken arkadaşın biri dedi. Ilgın da. Hanımın yok mu dedi. Yok dedim. Dur dedi, benim bir arkadaşım var. Ben ona daha söyleyeyim. Ne açıklama yapıyor? O duruyorsa ya, sana yapalım dedi. Esra Hanım ne yüzle konuşuyor? Bak, ben anlamıyorum ya. Evet. Ya bu ne konuşur? Ben seninle konuşmuyorum. Ne konuşur lan, sen yaptığın terbiyesizliklere bak. Cinsel tacizden, çocuklara tecavüzden demek ya. Neye çıkıyor? Ben niye çıkıyor? Ben Sebahati başkasını Bey, anlatıyorum arkadaşım ya. Arkadaşım size bekarsın dedi ve yine sizi biriyle tanıştırıyor. Caner buna sor. Ne diyor ya? Bu tanıştırmıştınız ya yolda giderken seni biri durduruyor. Evet. Bekar mısınız diye sordu. Alnında yazıyor sonra, çünkü bunun. Bekar oldu. Sordu. Ben de bekarım dedim. Niye? Dur dedi. Bak, niye Sebahati Bey? Bu pavyonda, kadınlar pavyonda sizden yaşça küçük olan kadınlar sizi niye rahat bırakmıyor? Ya para var ya para. Ha, para için başka bunların bir hali yok. Nereden biliyorlar bu parayı? Kendisi bak. Sunuyor. Parayı nereden biliyorlar? Bak sokaktan geçen bırakmıyor. Kiracınız bırakmıyor. Ya, burada ya, bir hanımefendi var ben diyor hamileyim dur. Diyor. Bak ben bu kiracımın da elimde elimde adliyeden dosyam var dosyam. Ha beni sapık diyorlar. Adliyeden sorsunlar. Şifreme arkadaş bir dakika rezil değilim bak şu da senin kağıdın bak rezil değilim ben. Nedir o kağıt? Varsa görselim. Şu da senin kağıdın. Ne kağıdı bir verelim. Ne kağıdı? Var mı arkadaşlar ne kağıdı? Bak ben Fadime Çil. Veriyorlar. Tamam okusun. Saat 4. Şey onları ben yazdım. Arabasıyla kilisten ilgına geldim. Kendi irademle kimsenin baskısı altında kalmadım. Sebati'yi severek geldim. Sebati'yle evleneceğim. Şey zaten. Bak, onu sen Sebahati kendin yazdın dinç. Lan. Onu sen kendin bir yazmışsın. Bak, Fadime Çil. Önemli bir konu bekle. Altını evet. Fadime Çil. Kendisi yazmış. İmzası var. Peki Sebati dinç. O benim imzam bile değil. Fadimeciğim izin verirsen sorularımı soruyorum. Bu kağıt kimin evinde imzalandı? Evet efendim. Bu kağıt ve bu yazı kimin benim evinde evde imzaladı? Benim evde imzaladı. Senin yanına geldikten... Benim evde. Peki, bunu anladım. Geldikten sonra, evet. Niye böyle bir yazıya... İşte, yazısı. Sebahati Bey soruma cevap verin. O benim imzam bile değil. Neden bu böyle bir yazıya evet. ihtiyaç duydunuz? Kafasına göre yazmış. Duymuyorsunuz bakın. Böyle bir yazı yazmaya şimdi, ya da buna şimdi efendim, iki insan arası bir sözleşme gibi niye ihtiyaç duydunuz? Hilelendim. Nesinden hilelendiniz? Ve dedim ya bu durumundan, hareketinden geldi gitti. Hilelendim. Kadın getirip götürüp ben dedim, Ben niye gelip gidiyordum? Karı geliyordu. Ben seninle karışıyordun lan. Evlenmek için peki, şu kağıda imza atacağız dedim. Sebahati Bey bu aşağıdaki imza sizin mi? Size mi ait? Sebahati Dinç'in şu bana ait, biri Fadime'ye ait. Tamam. Yani siz yan yana. Bana ait. Tamam. Siz yan yana bu sözleşmeyi yan yana, yaptınız. Evet. Neyse artık. Ben Fadime Çil isteyerek yaptık, geldim. Dinleyin. Evet. Kimsesinin baskısı altında değilim. Bunu yazdırmanızın sebebi hani siz yaşlısınız o genç. Onun üstünü kapatmak.
Sebahati'yi severek geldik. Sebahati'yle evleneceğiz. Ya. Sebahati Dinç ile Fadime Çin evlenebilir mi? Evlenir, niye evlenmesin? Sebahati Dinç başka biriyle resmi nikahla evli mi? Evli. Evli, söyledi. Evli bir insan. Benim anzem bir eşim var. Bilmiyorum, avukatımız da burada. Bizim kanunlarımızda çok eşlilik var mı? Yok. Medeni hali evli bir insan başka biriyle evlenebilir mi? Evlenemez, nokta. Birine evleniriz sözünü veremez. Ama siz buraya şu garantiyi veriyorsunuz. Fadime, sen benim yanımda kal. Ben seninle evleneceğim. Bu evleneceğim garantisini Fadime'ye hangi şartlarda verdiniz? Neydi ikna eden Fadime'yi? Şartımız iki çocuğuna bakacağım, okutacağım. Hı hı. Ha. Bak, peki. Başka daha ne şart neydi olacak? Neydi Fadime şartları? Bu sözleşme yapılmaya, bu sözleşmede bu yazı yazılmış. Hı. Bu yazının yazılmasını bunları kim talep etti Fadime? Bunu, yok, bunu bu yazıyı kendisi yazdı. Ben bu yazıyı yazmadım. Hı hı. Hayır. Bu senin el yazın mı, Sebahati Dinç'in el yazısı? Kendisinin el yazısı. Ben bu yazıyı ben yazmadım. Sebahati Bey, yazdı, bu bana kimin el yazısı? Kendi kafasına da göre de imza atmış. Evet. Sebahati Dinç. Benim imzamı gösterir. Benim, her yerde benim imzam yazım. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde imzamı hepsi aynı. Bak. Ama bu benim imzam değil. Bu yazı kime Fadime ait? Fadime Çil. Yazıyı bak. Kim yazdı? Yazıyı kim yazdı? Yazıyı ben yazdım, imza onun. Peki. Benim i̇şte buyurun. Sen tip adliyesine gönderin. Neden böyle bir sözleşme yani ya da bir yazı yazdırdı sana? Sebep neydi? Bilmiyorum abla, kendisi yazdı. Peki oraya... Hedef yarım... Görmedim bile onu ben. O kitapların arasında Sebahati çıktı Bey, o yazı. Şimdi bir sözleşme olduğu için ben kendi bilgime dayanarak bunu açıklayayım mı niye yaptığınızı? Seyirciler, 2012 yılına ait eski bir ajanda. Yıl eski yani. Aynı sizin yaşınız gibi. Nasıl? Eski bir ajanda, demek istediğimi anlıyorsunuz. Siz de Sebahati Bey, ahlaken ve hukuken sizden 44-45 yaş küçük olan bir kadının yanında bulunmanızın bunu hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ilişki uygun değil. Hukuken de zaten evlilik olamaz çünkü sizin bir eşiniz var ve Alzheimer hastası. Alzheimer hastası eşinizin mağduriyetinden faydalanarak yanınıza vaatlerde bulunuyorsunuz. Hiç kimse sokaktan geçen kadın yahut da kiracınız sizin mal varlığınızı açıklamaz. E-Devlet şifrenizi bilmez. Sizin vaadiniz bu. Zaten bakın Türkiye'de bir araştırma şimdi... yapılıyor. %68'i kadınların maddi güç, şöhret ve gelecek güvencesi adı altında bu ilişkinin olmayacağını biliyorlar. Bunlar sağlıklı ilişkiler değil. O yüzden siz kendinizi garanti altına almak için yarın öbür gün bu kadın giderse, bu durumu ortaya çıkarsa diye bunu düzenliyorsunuz. Bak sözleşme kimin yanında? Sizin cebinizde. Sapkınlığın üstünü örtmek için aslında bu gibi. Yaptığınızdan utanıyor musunuz Sebahati Bey? Ve burada doğacak Allah, olan bir çocuk olduğunu iddia ediyorlar. Bu konuda ne yapacaksınız? Buyurun cevaplayın. Önemli bir telefon var şimdi hatta. Ben çocuğumun arkasındayım eğer bendense. Bilmiyoruz. Bu hanımefendinin iddiası ben hamileyim diyor. Evet, babasını Sebahati diyor. Biz inançlı insanlarız. Hani bizim karnımıza... Bebek düştükten sonra bir cana da kıymayız ama kararda sizin. Ben böyle ortadaki gebeliğin de ben aldıracağım tam çocuğu. Tam net belirlenmesi lazım. Şimdi telefon böyle hattında Ali var. Çocuğunu istemiyorum. Bu aldıracağım Ali, Esra Hanım. Şimdi bu da bu da evlilik vaadiyle bana göre dolandırıcılık. Çünkü herkese malıyla, mülküyle gel gel diyor. Ali Bey merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, nereden tanıyorsunuz Sebahati Dinç'i? Sebahati Dinç efendim benim patronumun babası olur. Hı hı. Merhaba efendim. Duyuyor musun? Alo. Dik dur. Duyuyoruz sizi. Sebahati Bey benim patronumun babası olur efendim. Evet. Sebahati Bey dün bizim ismimiz geçti. Evet. Antepli Ali dediler, Osman Bostan dediler efendim. Hı hı. Şimdi Antep'le Osman Bostan ne zaman Sebahati Dinç'e kadın getirmiş? Sebahati Dinç'e bir soru. Hı hı. Artı. Sebahati Dinç hemen hemen
15 senedir tanırım efendim. Benim patronumun babası olur. Dünkü hanımefendi de dün dedi ki Antepli Ali dedi, Osman Bostan dedi. Bu hanımefendi Sebahati Dinç'in kiracısı olur dedi. Hatta dün ATV muhabirlerinin önüne iki tane genç kız atıyorlar. Sebahati Dinç bize saldırdı diye. Bu kızlar da o dünkü hanımefendinin aradığı kızlar. Kendi kızları. Oğlum sen onu mu savunuyorsun? Ben seni çok iyi tanıyorum. Patronu matronu değil, patronunmuş. Nerede patronun lan? Konuştun telefonla. Nerede patronun yalan söylüyorsun? Kahvede çalışıyorum oğlum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Dosyaları döküldü meydana. Sizin... Şimdi beni konuşturmayacaksanız... Sen devam edin, sonra sorularımı soracağım. Devam edin. Şimdi bu hanımefendi, televizyondaki hanımefendiyi... Tanıyor musunuz? Bir sefer görmüşlüğüm var. Nerede ben gördünüz? Bir saniye efendim. Nerede gördünüz? Sebahati Bey'in evinde. Ne olarak tanıyorsunuz hanımefendiyi? Hanımefendiyi ben... Şimdi Sebahati Bey beni aradı. Alo. Duyuyorum. Sebahati Bey beni aradı. Dedi ki oğlum ben bu hanımefendiyle anlaşamıyorum. Eve gel bu hanımefendiyle konuşalım. Bak yukarıda Allah var. Kendisi de orada oturuyor. Yukarıda Allah var. Ben 5 çocuk babasıyım. Ne konuşmanızı istedi hanımefendiyle? Bu hanımefendiyi ikna edelim dedi. Memleketine gönderelim dedi. Tamam dedim baba. Ben de geliyorum dedim. Gelip konuştunuz mu hanımefendiyle? Anlatıyorum efendim size bak. Kendisi de orada yalansa yalan dedi. Ben de gittim Sebahati'nin evine. Bu hanımefendiyle konuştum. Dedim ki ablacığım siz anlaşamıyorsunuz. Peki çok özür dilerim. Ben sizin ne demek istediğinizi cümleyi nasıl gideceğini tahmin ettim de. Ben burada Ali Bey, konuşmak istiyorum. Sizden birçok şey var terbiyesizlik. Kısa kısa cevapları isteyeceğim sizden. Siz Sebahati Bey'in... Oğluyla çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Tabii ne ki iş yapıyor oğlu? Yani ne iş oğluyla yapıyorsunuz? Oğluyla çalışmıyor. Kahvede efendim, çalışıyor abla ya. Oğlu bundan bir sene önce gazino çalıştırıyordu. Ben garsonluğunu yapıyordum. Anladım. Yani evet, bir müzikol işletiyor ve orada çalışıyordunuz. Tabii ki efendim. Şu an hala beraber çalışıyor musunuz? Hayır, şu anda ben kahvede garsonluk yapıyorum efendim. Peki ben şöyle söyleyeyim. Bir işletmedeki garsonun, patronunun yanına gelen kadınla uzlaşması ve ara buluculuğunu yapması garip değil mi? Ya da bu yani iyi sizin, bir beyefendi. Niye sizi arıyor? Şimdi, ara buluculuğu değil. Ara hayır buluculuğu. Ama sizi araması, ama bak, size güvenmesi size, demek. Siz bir beyefendiye, Sebahati Bey'e kaç eş buldunuz? Efendim biz birkaç sefer Antep'e gittik. Gelin adaylarını kendisi... siz mi arıyorsunuz? Efendim? Gelin adaylarını siz mi arıyorsunuz? Ben almıyorum efendim. Bana dedi ki ben uzun yol kullanamıyorum. Beraber gidelim. Bulursak getiririz dedik. Nereye mesela Antep'te birini buldunuz mu? Evet efendim Suriyeli bulduk getirdik. Doğru oturmadılar. Suriyeli kadın ki? Adamın parasını aldı gittiler. Başka hangiyle gittiniz? Çok güzel etmiştim. Kilisede gittik efendim. Kilisede bulduk getirdik bir tane. Hangi sonra başka diğer şehirlerde? Başka şehir yok efendim. Peki nereden yok buluyorsunuz? Şimdi yolda yani gerçekten sokak ortasında geçerken bir kadını çevirip siz bekar mısınız? Sizde bekar havası var diyemezsiniz. Hayır efendim. Nasıl Suriyeli buluyorsunuz? Aracılarla mı görüşüyorsunuz eş bulmak Suriyeli için? Suriyeli aracı var efendim. Suriyeli aracı. Aracılar var. Patron para ödüyor musunuz? Rahatsızlığını ve evli olduğunu biliyor musunuz? Para ödüyor musunuz? Ha, Sebahati Bey'in evli olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Eşi hasta. Buna eşlik yapmak için. Bunun çamaşırını, üstünü başını yıkamak için. Ya bakıcı ki, tutun. Bakın bakıcı ona o zaman aynen profesyonel birini bulsaydınız bu kadar insani duygularınız depreşmiş. Eşinizi çağırıp mesela hanım gel sana ek iş buldum gel sabahtan. Çamaşırı bulaşığı yıka ben de senin yanında olayım. Evinin düzenine sokalım. Hayatı siz eşinizi Sebahati Bey'in yanına sokar ne mısınız? Ya. Hayatı kadın olmuş zaten herkes arayan arayana. Hanımefendi hiçbir kötü bir art niyet hayatı yok. Hayatı kadın olmuş. Kötü bir art niyet yok. Kötü art niyet yok derken siz iyi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Yani ama
farkında değilsiniz. Ama bakın, ama bakın, hiçbir art niyet yok. Sebahati Dinç bu memlekette sevilen sayılan bir iş adamıdır. Hangi memleket ne ya? Lan Allah senin belanı versin. Ne sevilen sayılan? Efendi. Tane çocuğum var efendim. En büyüğü kaç yaşında? En büyüğü 33 yaşında efendim. Yani 23 yaşında, 20'li yaşlarda kızınız var mı? Var efendim. Ya bunu söylemem bile aslında o kadar zor ki, bak dile getirmem bile zor. Ali Bey, şöyle düşünün. Şöyle düşünün. 20 yaşınızdaki kızınızın yanında bu adamı görmek ister misiniz? Ali Bey, soruma cevap verin. 20 yaşındaki kızınızın yanında böyle bir adamı görmek ister misiniz? Kızınız ya, böyle bir adamla karşınıza gelse kabul eder misiniz? Etmez ama. Niye? Şimdi bir şey söyleyeyim hanımefendi. Bütün memleket beyefendiyi seviyormuş. Niye kabul etmiyorsunuz? Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Dinliyor musunuz? Söyleyin. Peki bu hanımefendi niye bir senedir bu adamla oturuyor? İşte problem orada başlıyor. Evet. Bu para ne karşılığı diyor? Satıyor. O var olan zayıflığı ve çaresizliğinden bunu bir çıkış sizin yolu sanıyor. Sizin karınız ne? Bütün sistem burada çöküyor zaten. Sizin karınız ne? Bakın siz böyle hiç kimse, beş çocuk babası bir insan, arabaya binip de Sebati'ye eş bulmak için Suriyeli, Gaziantep, Kilis gezmez. Bu maddi bir külfet, zaman da çok değerli. Siz bunu niye yapıyorsunuz? Parasız olmaz bu işler beyefendi. Anlattığınızda o meslek de Türkiye'de kabul görmüyor. Hanımı. Biz komşularımızı aracı oluruz bekar insanlara. Ama sizin yaptığınız böyle Suriyeli kadınları alıp kaç tane kadın getirdiniz toplamda? Hanımefendi, iki tane oturmadılar. Az mı? Üç tane. Oturmadılar. Anladım. Niye oturmadılar? Peki çok acil bir ihbar almam lazım. Niye oturmadılar size göre? Hepsi gençti değil mi? Peki. Sebahati Bey'in kriterleri ne size gönderirken? Ne acil bir ihbar mı almam lazım? Çok önemli. Hemen bağlayalım. Alo. Ali Bey ile telefon hattında kaldım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. İhbar Sebahati Bey ile mi ilgili, Ali Bey ile mi ilgili? Sebahati Bey ile, Sebahati Dinçli. Tamam. Nereden tanıyorsunuz? İhbarınız nedir? Bu ben zaten yakın komşusuyum. Bu zaten evliliği ilk Çavuşgöl Mahallesi'nden ırkına bağlı ilk nişanlı iken orada Çavuşgöl Mahallesi'nden nişanlısının arkadaşıyla beraber ikisini birden getirdi. Nişanlısının? Zaten başlangıçta nişanlısının arkadaşını da getirdi, ikisini birden getirdi. Hı hı. İki evli yani. İki evli evet. İki evli. Hanımı 6 ya da 8 ay, 10 ay önce vefat etti. İmam nikahı yaşadı, nişanlısının eşiyle getirdi. Hı. Ama nikahlı eşi engelli şu anda, kafa hasta kadın. Ha, Sebahati arkadaşının nişanlısını kaçırdı. Yok. Nişanlısının arkadaşını kaçırdı, kız arkadaşını. Yani ilk başlangıçta bu 40 yıl önce iki tane hanım var, iki çift eşli. Anladım. Çok da hayatında kadın var aslında. Şimdi bu Ilgın'da zaten bu popüler oldu bunlar. Bunlar bir ekip çalışması yapıyorlar Esra Hanım. Ali Bey diyor ya, bütün memleket çok sever onu diyor. Yok. Valla benim ihbarlarda bir tane sevene denk gelmedi mi Sebahati Dinç? Yalan söylüyor. Şey var. Tecavüzden tacizden başka hiçbir şey hiç yok. Burada onun herkes meşhur olduğunu biliyor. O Antepli kadının anlattıkları da doğru. Ümit Hanım'ın. Hı-hı. Ümit Hanım'ın anlattıkları da doğru. Sebahati Dinç. Kiray ödeme diyerekten kadını taciz ediyor. Sebahati Dinç. Hemen iddiayı cevaplayabilirsiniz evet, Caner. Efendim. Aynı birbirlerini tutuyorlar Ali'den beraber işte. Dün döküldü zaten. Şimdi her şey cevap ben iki getirdim. İki getirdim. Evet, ikisine de iyi baktım. İkisine de SSK şeyini alıvurdum. Aylığa bağlattım. Hani biri vefat etti. Durum bundan ibaret. Buradaki da Anzemir hastası. Bana hiç faydası yok davalı kaç... garip Allah'ın vurdu. Son 5 yılda size kaç kişi getirdiler evlendirmek amacıyla, evliyken evlendirmek amacıyla? Yok efendim ben daha 2 kişi geldi.
Anladım. Biri 5 sene doğru. Yarın görüşürüz Sebahati Dinç. Bu arada bu para karşılığında genç kızların zaaflarını kullanan herkesten de aslında hem uzak durmak lazım. Ama bu konuda ihbarlarınız varsa lütfen bu tarzdaki ihbarları da bize bildirin. Diğer tarafta, şimdi bunları ortaya çıkardığımız için kızanlar var. Ama maalesef ki bunlar ülkenin gerçeği. Bakın kapalı kapılar ardında ne çirkinlikler ne pislikler dönüyor. Evlilik kurumu, aile kurumu nasıl ayaklar altına alınıyor? Hasta karısını bırakıyor. Bütün etrafındaki herkes o kadına üzüleceğine Sebati'ye eş buluyor. Kabul edilir mi bu ya? Neyse yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yalnız değilsiniz.